Evet hocam, yayınımıza başlayabiliriz. Bakayım YouTube'da, evet şu an YouTube'da canlı yayındayız. Ben de şu arkadan bir kontrolümü bir yandan da açayım. Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Çalışan Eczacılar platformunun YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün merhem arik sohbetlerimizin bir yenisiyle daha birlikteyiz. Biliyorsunuz bu sohbetlerimizde meslek büyüklerimizi ağırlıyoruz. Kendileriyle mesleğe dair görüşlerini veya kendi ilgi alanlarına alakalı görüş, düşünce ve tecrübelerini paylaşıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar, biliyorsunuz merhem arik sohbetleri Çalışan Eczacılar platformunun dergisi olan Merhem Kültür Sanat Sağlık dergisi üzerinde yazar, fotoğraf sanatçısı, sporcu veya alanında çeşitli özgün çalışmalar yapmış eczacılarımızla birlikte öğrenci arkadaşlarımızı ve eczacılarımızı buluşturduğumuz bir yayın serimiz. Bu yayınımızda da arkadaşlar çok değerli bir meslek büyüğümüz ve alanında farklı çalışmalara imza atan, hepimizin konuştuğu, bildiği şeyleri bize farklı bir yönle, sanatla anlatan, ifade eden değerli bir meslek büyüğümüz var. Sayın Eczacı Adnan Dökme bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Tüm Çağışan Eczacılar platformundaki arkadaşlarımıza, takip edenlere, herkese selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hocam, öncelikle bizleri kırmayıp değerli vakitinizden bize ayırdığınız için, yayınımıza katıldığınız için ben en büyük teşekkürü size ediyorum. Daha sonraki süreçte de bir saat boyunca veya hocamızın uygun gördüğü şekilde sohbetimizin akışına göre yayın süresi boyunca bizi takip eden, görüş, eleştiri, düşünce ve fikirlerini bizlerle paylaşan tüm eczacılarımıza da çok teşekkür ederiz. Hocam, ben sözü çok uzatmadan böyle giriş kısmında bir giriş yaptıktan sonra giriş kısmında arkadaşlarımla kısa bir sohbet yaptıktan sonra sözü size bırakmak istiyorum. Hocam, sizden tanıyabilir miyiz? Kendinizi tanıtacak olsanız bugün sizi ilk defa gören arkadaşlarımıza, eczacılarımıza bize nasıl tanıtırdınız? Aslında belki farklı bir şey söyleyebilirim. Hani alaylı derler ya, alaylı eczacıyım veya çekirdekten eczacıyım diyebilirim. Nasıl? Mesleğe adım atmadan önce ben ilkokul 5. sınıftan beri eczacı dayımın yanında tüm yaz tatillerimi orada geçirdim. Dolayısıyla ben çırak oldum. Kalfa oldum. Gerçekten kalfa diyorum. Neden? Çünkü bir eczane 3 ay boyunca kendim işlettim. Tek başımaydım. Daha sonra işte kısmet eczacılık fakültesi ve kendi mesleğimizde ustası olduk diyelim. 91'den beri eczanem var. Serbest eczacılık yapıyorum. Baktı bu sırada farklı şehirlerde yapmaya çalıştık. O benim bir handikapım. Belki acı tecrübelerim, pişmanlıklarım. Belki bunu da konuşacağız elbette. Ve şu anda farklı bir hizmetle, mesleğime fazla bir farklı bir hizmetle elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çalışıyorum. İnşallah bizim de bir mesleğe katkımız olmuştur bu şekilde diyorum. Konuşacağız bakalım. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Çok teşekkür Elimi ederim hocam. başlayalım da. Çok teşekkür ederim. Gayet. Aslında diyorsunuz ki biz, hani bir laf vardır hocam, bir işin çırağı olmadan ustası olunmaz. Siz hem Evet. alaylı hem mektepli olarak. Evet. Şimdi aslında mesela staj yapacak arkadaşlar geliyor. Şunu söyleyenler var. Ya ben aslında eczacıyım. Gelmeyeyim. Ben zaten bu işi öğreneceğim. Mezun olduktan sonra zaten bu benim mesleğim olacak. Zaten öğreneceğim. Yani ben gelmesem olur mu gibi staja farklı bir bakışta gelen arkadaşlar oluyor. Ya bunlar aslında en büyük yetiliği kendilerine yapmış oluyor. Eczaneye ayırdığın zaman aslında senin mesleğine bir artıdır. Mezun olduktan sonra mesleğe başlayacaksın ama bir teknisyenin altında ondan bir şeyler öğrenerek mi yoksa artık evet, ben buranın her şeyiyle ben hakimim buraya. Arkadaşım ben artık eczacıyım her şeyi biliyorum çünkü ben staj yaptım ben konuya hakim diyerek mi başlamak istersin? İşte o yüzden staj aslında artıların olduğu bir dönemdir. O yüzden bazı stajyer arkadaşlarımız bundan kaçıyor. Ellerinden geldiğince staj yapsınlar, adam gibi yapsınlar, ciddi ciddi yapsınlar. Çünkü mutlaka staj yaptığı eczanede ona bir şeyler öğretmek isteyen birileri var. Eczacı olmasa bile
Onları da duyuyorum ben. Yani staj yaptığım eczanede ben eczacıyı görmedim, sadece imza dışında diyen arkadaşlarımız da var. Ya bunlar konuşulur tabii ki. Kötü örneklerimiz var ama ben onları konumuzun dışında bırakıyorum. Genelde mutlaka bu stajyer arkadaşlarımızdan bilgi vermek isteyen, tecrübelerini aktarmak isteyen mutlaka meslektaşlarımız vardır. O yüzden ellerinden geldiğince stajlarını tam yapsınlar derim. Çok teşekkür ederim hocam. Gayet bir güzel bir girişle yaptık. Arkadaşlar şunu da belirteyim, yayın sırasında, yayın esnasında hani bir sohbetimizin akışını bölebilirsiniz. Farklı sorularınız, merak ettiğiniz ya da hocamızın açmasını istediğiniz konular varsa bunların hepsini bizlerle paylaşabilirsiniz. Hocam aslında ben gibi böyle gençlerin birçoğu sizi takip ediyor. Böyle birçoğu sizin yaptığım özellikle YouTube videolarınızın böyle alt metni olan, gerçekten bir mesaj kaygısı olan ve mizahi yönüyle de ağırlık verdiğiniz videolarınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Zannediyorum bu yayını izleyen arkadaşlarımızın da birçoğu sizin kesinlikle birkaç çalışmanızı görmüştür. Ben aslında hani başlangıcında komik gibi görünen, böyle hani ya bir eczacımız da böyle bir mizahi bir video çekmiş diye izlediğimiz, ama durup düşündüğümüz zaman evet, toplumsal olarak şu mesajı veriyor veyahut mesleki anlamda şöyle bir kaygı gütmüş Adnan Hoca dediğimiz videolarınız ve çalışmalarınız var. Şimdi ben şunu merak ediyorum hocam. Birçok meslek büyüğümüz bu konuları ele alırken böyle daha ciddi veya daha politik, daha sosyolojik böyle hani direkt tabiri caizse kitabın ortasından konuşuyor. Ama siz bazı konuları ele alırken hani kimseyi kırıp incitmeden ve gerçekten olayın özüne inerek, ya arkadaşlar bir de buradan bakın ve bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Sizce de bu çok doğru veya çok yanlış veya çok mantıklı, çok saçma dediğiniz videolarınız oluyor. Bu videoları çekmeye niye başladınız? Ne zaman başladınız? Neden böyle videolar çekiyorsunuz? Evet, olay başlangıcını söyleyeyim. 25. yıl plaketimizi almak için eczacı odamıza gittik. Plaketimizi verdiler, tokalaştık. Dedim ama ben konuşmak istiyorum. O zamana kadar dediğim gibi çok alışılmışın dışında bir şeydi. Çünkü gelen meslektaşlarımız plaketi aldıktan sonra tokalaşırlar, bir fotoğraf çektirirler, giderler. Ya arkadaşım, yani sen 25 yılını vermişsin, 30-40 yılını vermişsin, oraya geldiysen senin bir söz hakkın var. Ben dedim ki söz istiyorum, ben konuşmak istiyorum. Tabii şaşırdılar, izin verdiler, kürsüye çıktım. Şunu söyledim, 25. yılıma kadar ben eczacılık dışında birçok işler yapmaya çalıştım. Efendim, sigortacılık yapmaya çalıştım. Tuhafiye işine girdim. Kafe işine girdim. Hayvancılık falan filan derken mesleğim haricinde birçok şeyle uğraştım. Ve hepsinde başarısız oldum. Bunu aslında üzülerek, utanarak falan değil. Çok da güzel söylüyorum. İyi ki yapmışım onları. Çünkü bunları yaptıktan sonra şunu anladım. Ben mesleğimin kıymetini anladım. Ve o kadar kişilerin de bunları söyledim. Ben dedim zamanında yanlış işler yaptım. Ve 25 yıl boyunca mesleğime hiçbir katkıda bulunmadım. Nasıl bulunmadım? Yani sabah eczaneyi açarsın, akşama kadar işlerini yaparsın. Hastayla ilişkilerini düzgün tutarsın. İşini güzel yaparsın. Para kazanırsın yani. İşte sonuçta para kazanmak değil mi? Herkes para kazanmak için bir mesleği yapar. Profesyonelce yapar. Ama bu zaten yapmak zorunda olduğum bir şey. Yani sen oraya gidiyorsan mecbursun bunu yapmaya. Yapmazsan para kazanamazsın. Tutunamazsın. Ama ben mesleğime ne katkıda bulundum diye düşündüm. Hiçbir şey yapmadım. Sonra dedim ki burada bulunan herkesten özür diliyorum. Çünkü siz değerli yöneticilerimiz, işte başkanlarımız, akademisyenlerimiz, ya bu mesleğe gönül vermiş ve katkıda bulunmuş herkesin önünde sizden özür diliyorum ve saygıyla önünüzde eğiliyorum dedim. Ondan sonra evet dedim, ben şimdiye kadar mesleğime bir katkım olmadı. Ben ne yapabilirim, ne yapmalıyım, farklı bir şeyler yapmalıyım derken bir gün bir video paylaştım. Spontan gelişen bir şeydi. Eczanede şiddeti konu alan bir şeydi. Yeşil reçeteli bir ilacı efendim eczacı vermek istemiyor ve müşteri şiddet uygularken olay orada kesiliyor. Beğenildi. Aa dedim, evet ben herhalde bir yerden yakaladım. O zaman biz bu şekilde devam edelim. Çünkü bizim sorunlarımız çok. Arkasından ikinci video, üçüncü video derken artık
Ben dedim evet, yani ben doğru yolu buldum kendimce. Benim hizmetim de böyle olacak herhalde dedim. Ve o şekilde devam ettim. Ama hiçbir videomda boş video yoktu. Belki bir iki tanesi de vardır. Hepsinde bir mesaj vardı. Ben zaten bir film olsun, bir tiyatro olsun, bir eser olsun, sanat eseri olsun, her ne olursa olsun, eğer karşındakine bir şey aktaramıyorsan, bir mesaj veremiyorsan o eser değildir bana. Boştur. Yani amacımız da bir şeyleri anlatmak, bir mesaj vermekse eğer bunu iyi düşünmek lazım. Ve dolayısıyla hadi şöyle bir video yapalım, gır gır yapalım, şamata yapalım değil. O şamatanın altında, o komedinin altında gizli bir mesaj olsun. İnsanlar gülsün ama gülerken de düşünsün. Amacımız buydu. Onunla başladık. Devam ediyoruz. Herhalde 250 videomuz oldu. Daha olmaya devam edecek. Senaryolarım var, yazdıklarım var. Bunun haricinde farklı efendim, planlarım var, projelerim var. Onu da anlatacağım ileride. Ama bizim şeyimiz böyle başladı. Videolarımız böyle başladı. Benim katkım ancak böyle olabilir diye düşündüm. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Bizim sektörde eksik olan bir şeyi doldurmaya çalıştım. Herhalde eksiklerden birisi oydu. Çünkü bakın mesela bir gazeteyi elinize aldığınız zaman ilk başta ne dikkatinizi çeker? Bir manşet değil mi? Yani bir yazı. Bu yazı ne kadar anlamlı olursa o kadar dikkati artıran bir şeydir. Merak edersiniz. Onun altında veya yanında bir fotoğraf vardır. Bu fotoğrafın ilgi çekiciliği çok önemlidir. Eğer sıradan fotoğraf olsa belki insanlar bakmaz ama güzel bir noktadan yakalanmışsa o fotoğraf merak daha çok artar. Daha sonra yazıya gelir insanlar. Yazıyı öyle okur belki. Şimdi bizim meslekte yazılar yazılıyor. Bizim insanlarımız okumayı çok sevmiyor. Efendim videoyla demeçler veriliyor. İşte efendim televizyonlarda veya sosyal medyada açıklamalarda bulunuyorlar. Ama eğer bunlar çok ciddi olduğu için uzun süreli bir konuşma insanı sıkar. O zaman ne yapmak lazım? İnsanların ilgisini çekmek lazım. Yani insanlar merak etsin. Olacak o kadar TV vardı biliyorsunuz. Merhum Levent Kırca. Hala onları konuşuyor değil mi? Yani adam ne kadar öngörüşlüymüş, efendim doğruları ne kadar güzel aktarmış, ne kadar mizahi yönden aktarmış deriz. Hala takdir ederiz, hala izleriz. Bizim burada demek ki yapmamız gereken de belki buydu. Yani biz halka kendimizi iyi ifade Evet. etmeliyiz. Biz çünkü bizim saygınlığımız çok azaldı, siz de biliyorsunuz. Eski eczacılık böyle değildi. Bu saygınlığımızı tekrar kazanmak için kendimizi iyi ifade edebilmeliyiz. Ben bunu düşünüyorum. Ve bunu da belki dedim videolarla, hani sıkıntılarımızı biliyoruz. Herkes, tüm meslektaşlarım bu işin içinde olduğu için sıkıntılar biliyorum ama vatandaş bilmiyor. Bir de bizim tarafımızdan bak. Ha işte onlara da dedim ki insanları güldürelim. Güldürürken de işte böyle ufak ufak mesajlar verelim ki insanlar bizim hangi sıkıntıları nasıl yaşadığımızı gözleriyle görsünler dedik ve devam ediyoruz. Sorunlarımız zaten bitmiyor bizim biliyorsun. Yani bir sorunumuz da yok ki. Gündem o kadar değişiyor, çok sık değişiyor, çok farklı şeyler oluşuyor. Biz de elimizden geldiğince gündemi takip edip ama gündeme de fazla uzak kalmadan yani bir video çekilecekse o gündem hala taze ise, sıcaksa ancak çekilebilir. Çok önemli bir gündem maddesini ben bir hafta sonra yayınlarsam, iki hafta sonra yayınlarsam anlamını kaybediyor. O yüzden elimizden geldiğince de hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bir an önce çekelim falan. Tabii bu işin zorlukları da var tabii ki. Onu da anlatırım yine. Hocam çok teşekkür ederim. Yani çıkış süreci de aslında hem bir mesleki kaygı hem de aslında kişisel olarak mesleğe bir şey vermek istiyorsunuz anlamında. Ben de şey soracaktım. Yani bu güncelde hemen organize oluyorsunuz. Hemen metnini kafanızda tasarlıyorsunuz. Ve hocam ben şunu fark ettim. Yani eczanede de aslında bir ekip var bu video ekibinizle alakalı olarak. Böyle bir ya ben şunu ya mesela şöyle nasıl oluyor hocam? Mesela şimdi siz ya mesela kadına şiddet, COVID-19 sürecinde onu da soracağım. Ekstra olarak neler yaşadınız? Bir serbest eczacı o süreci nasıl?
geçirdi. Veyahut eczanedeki maddi manevi sıkıntılar, mesleki sıkıntılar, toplumsal olarak hayvanlara olan şiddetler falan. Ne yapıyorsunuz hocam? Hani bu konu başlığını siz ya da çalışan arkadaşlar veya aileden hadi bunu yapalım tarzında mı oluyor? Nasıl gelişiyor? Nasıl bir refleks alıyorsunuz? Şimdi tabii gündem önemli. Gündem eğer sıcak bir gündemse. İşte bir ara biliyorsunuz maske gündemdi. Maskeyle ilgili ben video şimdi çekersem hiç kimse anlamayacak. Yani bir anlamsız olacak. Çünkü geçmişte kaldı ve insanlarımız unuttu. Çok garip yani. Şimdi maske zamanında 5 liraya satıldı desem unuttular. Maskeyi biz efendim karneyle verdik desem onu da unuttular. İnsanlarımız çabuk unuttu böyle şeyleri. Dolayısıyla daha sonra yapmanın bir mantığı yok. Hemen yapmak lazım. O sırada işte gündemde ne var? Şöyle bir durum var diyor. O zaman ne yapabiliriz? Bunu anlatmak lazım. Bunu da komediye dökmek lazım. Kafamda bir senaryo tasarlıyorum. Fakat senaryo yazmanın şöyle sıkıntıları var. Seçeceğimiz cümleler, konuşmalarımız çok önemli. Çünkü belli bir kesimi incitmememiz lazım. Rencide etmememiz lazım. Buna çok dikkat ediyoruz. Üzmemeye çalışıyoruz. Ama o konuyu da komediye dönüştürmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince bunları kafamızda tasarlıyorum. Senaryoyu yazıyorum. Sonra diyorum işte evet kimle çekiyorum. Benim bir tiyatro ekibim var. Eczacılardan oluşan. Ona da daha ilerleyen saatlerde geleceğiz inşallah. Onları da anlatacağım size. Bu arkadaşlardan olur. Halktan insanlar olur. Halktan insanlar da oluyor. Yani hepsi benim ekibim değil. Bir müşterime de çektirdim diyorum. Hadi gel teyzem diyorum. Sen de bir şey yapacağız. Şöyle bir şey var mısın? Hadi varım diyor. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Sen şöyle söyleyeceksin falan. Onu alıştırıyorum. Motive ediyorum falan derken. Şeyler çıkarıyoruz. Onlar için de yeri geliyor. Eve gelen bir tesisatçı arkadaşlarını rica ediyoruz. Şöyle bir şey yapar mısın? Efendim dışarıdayken garson tekrarsa garsona diyoruz ki şunu söyler misin? Tabii insanlarımız kamera karşısına geçtiği zaman birazcık değişir, farklılaşır. Onu yıkmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bir skeçi baştan sona kadar kameraya alıp da evet benim senaryom şöyle sen sırayla şunlar diyeceksin değil. Parça parça çekiyoruz. Parça parça çektiğimiz için olmadı bir diye. Olmadı bir diye. Tekrar tekrar. Bazen onlara şunu söylüyorum. Yani rahat olun. Relax olun. İstediğiniz gibi söyleyin. Yani konu şu. Şu cümleyi söyleyeceksiniz ama bu cümleyi istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Farklı bir şekilde de söyleyebilirsiniz. Onlar farklı bir şekillerde söylüyor. Bazen çok komik şeyler çıkıyor. Artık bunların bir de kamera arkaları var ki muhteşem. Biz orada yarılıyoruz zaten. Bazen bunları da paylaşıyorum. Kamera arkasında çok daha güzel şeyler oluyor. Gülüyoruz bunlara. Tabii ekip derken burada şeyimiz var. Çok sevdiğim mesleki olarak beraber olduğum meslektaşlarımızdan. Onlarla beraber elimden geldiğince çıkıyorum. Ama bazen onların olmadığı, müsait olmadığı durumlar ve spontan gelişen videolar da oluyor. Bunu çekmem lazım, hemen çekmem lazım. Ekibimle çekerim, müsait olmayabiliyorlar. Hemen en yakında kim var? Misal eşim var veya efendim kızım var veya eczane teknisyen arkadaşlarımız var veya müşteri var. Yani hemen buluyorsun, bir şekilde onu yapıyorsun. Sonuçta zaten bunu izleyenler o kadar hoşlarına gidiyor ki ne kadar güzel olmuş, ben ne kadar güzel oynamışım diyor. Yani farkında değiller. Çünkü o montaj biraz daha farklıdır. O hata yaptığı yerler kesilir, müzik eklenir, görseller eklenir falan. Güzel şeyler ortaya çıkınca da mutlu oluyorlar, tekrarını istiyorlar. Böyle bir sürece girdik. Güzel şeyler olacak, daha da olacak. Güzel haberlerimiz olacak. Bu sırada tabii şey, farklı şeyler de yapmaya çalıştım. Sadece skeçler değil. Ben de mesleki alanda efendim, daha doğrusu meslektaşlarımızdan farklı alanlarda başarılı olanlar var. Veya mesleki olarak başarılı olanlar var. Bunlarla da röportaj şeklinde yayınlar yapıyorum. Efendim yakın zamanda fotoğraf sanatçımız Reha Bilir, dünyaca ünlü bir sanatçı aslında, sadece Türkiye'de değil ama belki birçok meslektaşımız bunu bilmiyordur. Ama dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçımız var ve biz bunu bilmiyoruz. Bu bizim ayıbımız aslında. Ondan sonra efendim röportaj yapıyorum. Efendim şeyle yaptık, Temmuz Organik Çiftliği'nde Muhammed Şenbey'le yaptık. Organik bir ürün üreticiliği var. Bunlar yapıyorum. İşte yeri geliyor belgesel gibi programlar yapıyorum. Yeri geliyor
drama gidiyorum. Yani sadece komedi değil, ara sıra dram da var. Çünkü bazı şeyleri de şey anlatamazsınız. Yani komediyle anlatamazsınız. Yani bir öğretmenler gününde çok fazla komediye giremezsiniz. Veya hemşirelerin özel günleri vardı. Bunda çok komediye giremezsiniz. Bazen de dramla anlatmak güzel oluyor. Böyle örneklerimiz de var tabii ki. Sonuçta güzel şeyler oluyor. Yani ben izlerken keyif alıyorum. Çekerken keyif alıyorum. Montaj yaparken keyif alıyorum. Umarım seyredenler de keyif alıyordur diyorum. Hani en güzel aslında izleyicinin takdiri, izlenme sayılarınıza baktığımız zaman da gerçekten çok da güzel tepkiler alındığını görüyoruz hocam, veya tanınırlık. Yani yani ben özellikle yeni mezun arkadaşlar açısından biliyorum. Yani biz sizi takip ediyorduk mesela, platforma davet edelim. Yani belki sayısını bu şey yani 15-20 arkadaşımız ya işte zor reçeteyi şey yap, davet et, işte Adnan Hoca ile konuş, işte bir şey yap, hala gelmedin mi, davet etmedin mi diye. Hocam siz konuştukça ben o kadar çok not alıyorum ki şunu da sorayım, şunu da sorayım. Arkadaşlar YouTube'daki yorumlarınızı da görüyorum. Merak etmeyin. Hoca artık beni bırakın, ben gidiyorum diyene kadar hepsini soracağım. Hepsini merak etmeyin, hepsi bende. Hocam niye zor reçete? Adı niye öyle? Evet, aslında bir işi bulmalıydık bu videoların serisine. Aklımıza zor işte geldi. Çünkü bizim mesleğimiz zor. Reçetelerimiz zor. Zaten öyle reçeteler gerek ki gerçekten zordur. Yani alırsın okuyamazsın. Benim bir doktor arkadaşımız vardı. Yakın bir yerde görevliydi. Bazen hastalarımız o zamanlar gelir. Emanet aldığı ilaçlar olur. Biz işte 5 tanesinin ismini yazardık. Doktora gönderdik. Doktor işte efendim bu kullandığı ilaçları yazardı. Belki etik değildir ama bu hala devam eden bir süreç. Çünkü emanet ilaçlar var maalesef. Doktor yazardı. Ben yazdığı o reçetede 5 tane ilacın hangisi olduğunu anlayamazdım. Düşünebiliyor musun? 5 tane ilaç yazmışım. Hangisi olduğunu anlayamazdım. Doktora sorardık. Doktor da bilmezdi. Yani vallahi işte bir şeyler yazmışım herhalde derdi. Yani bizim reçetelerimiz de zor. Dolayısıyla dedik zor reçete olsun. Hayatımız zor, mesleğimiz zor, zorluklarımız var. Alıştık da buna. Yani sonuçta bir şeyler ifade ediyorsun ama genelde dediğim gibi sorunlarımızı ifade ettiğim için, sorunlarımız da bitmediği için zor reçete dedik. Hemen aslında yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Benim ismim altında YouTuber yazılmış. Ben YouTuber değilim. YouTuber olmak istemem. Yani YouTuber olmak isteseydim inan ki olur. Niye biliyor Kesinlikle. musunuz? Konu dışına çıktığım zaman milyonlar izledi. Gerçekten meslek dışına gittiğim zaman. Mesela ben bir Viagra ile ilgili bir video yaptım. 3 milyon mu izlendi? Herhalde şeyde YouTube'da 3 milyon falan izlendi. Efendim yine bel altına indim. Başka bir video yaptım. İzlendi yaptım. Bu da Facebook'ta herhalde 8-10 milyon falan izlendi. Şimdi burada mesaj yoktu ama. Buradaki mesaj neydi? Hani hastalarımız gelir efendim bu tarz ilaçları isteyemez, sıkılırlar, anlatamazlar falan. Biz bunları komediye dönüştürdük ama mesaj yok. Yani bu zorluk yok, bir şey yok. Ama bunlar çok izlendi. Ha, konu dışına çıkacak olsam çok şeyler bulurum. Çok da izlenirim. Onu biliyorum ama benim amacım bu değil. Yani beni çok kişi izlesin efendim YouTube'dan paralar kazanayım falan filan hiç derdim olmadı. Ben sadece mesleki olarak baktım. Yani ben mesleki olarak ne anlatabilirim? Kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Sorunlarımızı nasıl dile getirebiliriz? Çünkü ben konuşuyorum. Kim dinliyor? 3 kişi, 5 kişi. Kendi aramızda konuşuyoruz. Kim dinliyor? Sadece sorunlarımız biz biliyoruz. Belki birileri izler. Bu 100 kişi olur, 10 bin kişi olur. Çok önemli değil. Ama ben bir kişiye bunu anlatabilirsem ben bunu kar olarak görüyorum. Yani ne kadar çok kişi izlese ya ama bizim sıkıntılarımızdan birisi de şu. Madem böyle güzel videolar paylaşıyorum. Ben bunu meslektaşlarımı evet bak böyle sıkıntılarımız var. Size güzel bir mesaj vereyim anlamda değil. Zaten bu mesajları biliyoruz, sıkıntıları biliyoruz. Onlar sadece kendisini görüyor. Benim aslında istediğim o değil. Yani eğer bu mesaj halka iletilmesi gerekiyorsa iletilsin, paylaşılsın. Ve ben hiçbir videomda eczanemin ismini paylaşmam. Hatta şunu söyleyeyim.
Benim 50 metre ilerime bir eczane açıyor. Hayırlı olsuna gittim. Aa Adnan Bey merhaba dedi, karşıladı. Beni yurt dışı şeyden tanıyor. Sosyal medyadan tanıyor. Dedim ben de ileride eczane var. Aa siz burada mı? Siz Konya'da mısınız dedi. Yani benim Konya'da olduğumu bilmiyor. Yani beni takip ediyor biliyor ama Konya'da olduğumu. Çok şey de öyle. Onu ben özellikle paylaşmamaya çalıştım. Yani eczane işim varsa özellikle buzlarım görülmesin. Çünkü bizim işimiz reklam değil. Tanınmak değil, beni tanıyacaklar. Tanımasa da çok umurumda değil ben. Ama o mesajların gerek yerlere gitmesini isterim. Hatta çoğu videolarda diyebilirim çıkmamışımdır ben. Yani evet böyle bir konu var. Evet arkadaşlar siz oynuyorsunuz, onları yönetiyorum. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kamera arkasındayım. Yani orada şey yok. Amaç şu, sorunlarımız halka iletilsin. Şunu söyleyeyim, TEP'in yaptığı bir program vardır. Eczanem nerede? Bilen var mı? Unutuldu gitti. Çok güzel bir program yapmışlar, çok güvenilir bir program. Yani hangi şehirde olursan ol, en yakın eczaneyi gösteriyor, nöbetçi eczaneleri gösteriyor. Oradan bakıyorsun, yani çoğu nöbetlerde denk geliyor. Farklı farklı efendim sayfalardan nöbetçi eczanelere bakıyorlar. Farklı yerler çıkıyor, geliyorlar bize diyorlar ki ben şuradan baktım yanlış yere yönlendirdi, başka bir eczaneye gönderdi. Demek ki güvenilir yer bilinmiyor. Nereden bakacağını vatandaş bilmiyor. Ya, çok güzel bir program yapmışsın, bunu tanıtamamışsın. Ben ne yaptım? Elimden geldiğince, bayağı da uğraştığım için bir video çektim. Eczanem nerede? Ama ben eczanem neredeyi çekerken nasıl anlatacağız bunu? İşte efendim böyle bir program çıkmış. Herkes bunu efendim telefonla indirsin. Anlamı değil. Bunu mizahi olarak anlatmamız lazım ki evet ya akılda kalsın. Mizahi olarak anlatmaya çalıştık. Efendim evde otururken eşi bir şey alması için gönderiyor. Efendim bir ürün alması için gönderiyor. Arkadaş dışarı gidiyor, arabada giderken gece vakti birisini görüyor ama adam zil zurna sarhoş, anlatamıyor falan. Başka birisine gidiyor, adam işte parkta oturan bir sakallı, birazcık şiirane konuşan, o bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Komediye döktük olayı. En sonunda adam diyor, eczanem nerede? Aa diyor, evet eczanem nerede? Hemen programa bakıyor, eczanem nerede diyor, yüklüyor programı. Evet diyor ya böyle program varmış diyor. Şimdi bunu yaparken o mizahı aralara soktum. Neden soktum? İnsanlar merak etsin, izlesin. Aa böyle bir program varmış desin. Benim amacım o programı insanlara aktarabilmekti. Sonuçta ne oldu? Ya ben böyle bir şey yaptım, emek sarf ettim. Tepten bir eczacı meslektaşımız herhalde bir telefon edip teşekkür ediverdi. Tamam. Ya orada bir şeyler yapmaya çalıştıysan bana bir yol açın. Veya deyin ki evet güzel yapmışsın farklı bir şeyler yapabilir miyiz? Bir proje üretelim bunu tanıtalım diye. Ama demek ki kendileri de tanıtamadılar maalesef çok fazla. O Eczanem Nerede programı maalesef çok fazla kullanılmıyor ki çok güzel programdı. Elimizden geldiğince yani mesleki ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Teklifler alıyorum. Nasıl teklifler? Yani arkadaşlar diyor ki şunu çek, bunu çek. Mesela şunu söylediler, hala çekemedim. Nasıl çekeceğimi düşünüyorum. Cumartesi eczaneler kapansın. Hadi çek de göreyim. Yani senaryo yazmaya başlıyorum ama diyorum yanlış. Neden? Çünkü cumartesi eczanelerin kapanmasını isteyen meslektaşlarımız var. Bu da oran olarak az değil yani. Belki %30'u, belki %40'ı eczaneler cumartesi kapanmasını istiyor. Fakat bölgesel olarak biliyorsunuz yani cumartesilerin kapanabilmesi için oy birliği isteniyor. Oy çokluğu değil. Yani %51'i buldun tamam kapatılsın değil. Oy birliği. Herkes kabul edecek. Birisi kabul etmediği zaman olmuyor. Zamanında böyle bir karar alınmış. Bu kararı değiştirmek mümkün değil. Peki o karar alındığı zaman ne kadar doğruydu? O da tartışılır. Ha cumartesi kapanırsa iyi olur mu olmaz mı? Bu tartışılır. Benim kendi özgürlüğüm, kendi fikrim kapatılması yönünde. Ama bunu ben yapamıyorum. Çünkü bunu yaptığım zaman o %40'lık kesime, cumartesi kapanmasın diyen kesime doğru bir şey yapmamış oluyor. Gibi yani aslında yapılacak şeyler var ama bunu da yaparken de düşünmek lazım. Dediğim gibi
her iki tarafta da bakmak lazım. İncitmemek gerekiyor. İşimiz zor. Kısacası. Çok teşekkür ederim. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Siz bu videolar noktasında editleri, kurguları, montajları hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz? Bunu yani nasıl öğrendiniz? Ya da veya bu öğrenme sürecinden biraz bahseder misiniz? Aslında kendim öğrendim. Basit programlar kullanıyorum. Çok profesyonel şeyler değil, programlar değil. Bunu bilgisayar ortamında da yapabilirsin. Bilgisayar ortamında biraz daha profesyonelce olabilir belki. Ama ben şunu yapıyorum. Videoyu çektim. Yani siz onu 3 dakika, 5 dakika gördüğünüz videolar aslında yarım saat, 1 saat. Çünkü o sahneleri iyi tutturmam lazım. Defalarca çekiyorum. O çektiğim sahnelerden en iyilerini almaya çalışıyorum. Mimikler, konuşmalar, tonlamalar. Bunları kesiyorum, biçiyorum. Peki bunları yaparken bilgisayar başına geçmem lazım. Eve geldi, bilgisayarı açacaksın. Görüntüler yükleyeceksin, uğraşacaksın, yaptın yapamadın kapatacaksın falan. Ben onun yerine telefonda yapıyorum her şeyi. Telefondan kullanıyorum programı. Çünkü yolda giderken 10 dakika vaktim var bir yere gittim. Birisini bekliyorum farz edelim. Hemen telefonu açıyorum. Orada iki montaj yapıyorum. Bir yeri kesiyorum. Bir yere bir şeyler ekliyorum. Tamam bitti kapat. Sonra gidiyorum başka bir yerde zaman bulursam. Böyle zamanımı değerlendiriyorum. Yoksa bunları montaj yapmak çok zor. Yani zamanı komple ayırman lazım. Eczanede ayıramıyoruz. Malum zamanımız olmuyor. Akşam geldiğinde de her zaman müsaade olmayabilirsin. Ve onun yetişmesi gerekiyor. İşte böyle zamanlarımı ufak ufak kullandığım için biraz daha kolay oluyor. O yüzden çok profesyonel bir program kullanmıyorum. Telefondan yapıyorum aşağı. Aslında ortaya yani amatör ruhla profesyonel bir iş çıkıyor. Yani bir eczacının bakış açısından da. Hocam ben şunu merak ediyorum. Yani ben sizi sıkı takip eden birisi olarak bu tiyatro oyununuzun da sahneye koyduğunuzu biliyorum. Şimdi hocam ben şunu merak ediyorum. O tiyatro çalışmalarından da hani sonuna doğru yani o tiyatro çalışmalarınıza gelen süreçte siz yani bir eczacı aslında dışarıdan baktığımız zaman şöyle oluyor hocam. Hani siz dediniz ya yani eczacı mesela bizde şöyle bir durum olmuştu. Biz ilk YouTube kanalı açacağımızda ya da işte dergi çıkartacağımızda hocalarımızdan bize şöyle demişlerdi. Arkadaşlar gidin alttan dersleriniz varsa onları verin. Mezuniyetinizi geciktirmeyin diye. Şimdi ben şunu soruyorum. Yani siz gençken veya çocukken veya hani meraklı mıydınız bu işlere? Yani hani bir girişiminiz var mıydı? Bu nasıldı ve buradan tiyatro yani bu YouTube videoları çekeyim, mesleki bir kaygı güdeyimden tiyatro oyununa nasıl geçtiniz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani insanın, ben şunu söyleyeyim, insanın kendini keşfetmesinin yaşı yok. Yani benim böyle bir şeye ilgim varmış, merakım varmış, kabiliyetim varmış, her neyse ne derseniz artık. Bunu ben 5 yıl öncesinde, yani 50'li yaşlarda veya 48'li yaşlarda gördüm. O zamana kadar ne tiyatro oyununda oynadım, ne böyle ancak bu ortaokulda ufak bir 2-3 dakikalık bir müsamelemiz vardı. 10 dakika katılmıştım. Bunun haricinde ne üniversite hayatımda ne ileride böyle bir şey aklıma gelmedi, düşünmedim. Ama içimizde böyle bir şeyler varmış. Şimdi tiyatro öyle bir şey ki özellikle sevdiğim taraflarından bir şey bu. Siz bazen olmak istediğiniz karakteri o sahnede yaşayabiliyorsun. Yani yaşlı olabiliyorsun, genç olabiliyorsun, çocuk olabiliyorsun, aklına ne geliyorsa olabiliyorsun. Orada saçmalayabiliyorsun, normal hayat yapamayacağın şeyler yapıyorsun. O yüzden onun farklı bir yüzü var. Yani biraz daha kendini geliştirme belki. Ben evet eczacıyım, benim belirli bir kalıbım var. Bunun dışında çıkamam diyorsun. Ama sahneye çıktığın zaman her şey olabiliyorsun. Farklı bir şey olabiliyorsun. Ve insanlar ne kadar şuna bak ya koskocaman eczacı yani neler yapıyor diyemez. Çünkü rol yapıyorsun. İşte bu güzel taraf. Eczanede bir video çekeyim dedim. Eczane Bank diye. Bu meşhur çiftlik bank vardı ya. Onu şey yapayım dedim. Eczaneye uyarlayayım. Hani çiftlik bankta herkesi kandırıyor. Efendim insanlardan para topluyor ya biz de eczane bank kurduk işte eczane çok kazanıyor diye insanları kandırıyoruz ama birileri de diyor ki orada aman diyor sakın ha yani eczacılıkları o kadar para kazanacak bir yer değil diyor sakın yanlış yapmayın diyor insanlar bu kandırıyor da diyor, o kadar anlattığı gibi eczacılık iyi para kazanan bir yer değil falan diye birileri spikere ufaklık söylüyor fakat tabii Mehmet Tosun bir de arkadaşımızın ismi her neyse. Tosuncuk öyle diyorduk. Aynı zamanda rap yapıyordu biliyorsun değil mi?
Evet. Evet hocam, Benim duydum. de Gördüm. rap yapmam lazım. Ben hayatta şarkı söyleyemem. Ne yaptım? Bir rap şarkısı yap, ufak bir şey. Onun gibi kulaklık taktım. Tabii bol bir gömlek giyip işte göbekli hale geldim. Ve ben bunu eczanede yapacağım. Hadi bakalım. Cumartesi günü. Müşterilerin de gelebildiği zaman. Cumartesi günleri bizim yoğun olmadığımız gün. Şimdi kamera beni çekiyor orada. Ben yapıyorum. Müşteri geliyor. Ben hemen kaçıyorum. Balkonun arkasına saklanıyorum. Ya hasta beni öyle görmesin. Rezil olurum. Düşünsene ya, eczacı bu ne yapıyor ya? İşte bir şeyler girmiş şarkı söylüyor. YouTuber'lık mı yapıyor? Ne yapıyor? Diyebilir. Bekliyorum. O gidiyor arkasından bir diye. İnan o 2 dakikalık rap şarkıyı belki 2 saat falan uğraştık çekebilmek için. Yani bu işin güzel tarafları. Yani kendinden hariç başka şeyleri canlandırabildiğin için aslında belki onun gözüyle de görebiliyorsun hayatı. Yani yaşlısın, yaşlı rolünü yapıyorsun, onun gözüyle görebiliyorsun aslında. O yüzden çok keyif aldım. Kendimi keşfetmemin bir noktasıydı o günüydü belki o çektiğim video. Ondan sonra devam ettik. Ve tabii şey ufak tefek bir filmde ufak bir rolüm oldu, bir dizide rolüm oldu. Bunları sadece meraktan gittim. Yani kamera arkasında neler oluyor, çekimler nasıl oluyor, nelere dikkat ediyorlar, ışık, ses, ekip nasıl, neler yapıyorlar merakımdan gittim. Ondan sonra zaten yine ufak tefek teklifler geldi işte yani büyük roller diye elbette tabii de ama onlara uzak durduk çünkü bizim işimiz o değil yani işte yok tiyatroda şey bir dizide oynayacağım ama işte filmde oynayacağım biz bunlar da değiliz. Bizim tek hedefimiz var meslek ve mesleğin sorunları başka bir şey yok. O yüzden kendimizi buraya odakladık. Hocam ben şunu soracağım. Siz yani yılların bir meslek deneyimini en net, en anlaşılır şekilde hiç kimsenin bilmediği, hiçbir şey bilmeyen birisine bile yani halktan sıradan birisine bile ve meslektaşlarımıza da kırmadan, dökmeden, taraflı gözükmeden 1-2 dakika içerisinde anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani videolarda bakıldığında aslında çok enerjik, gerçekten olaya odaklanmış ve olaya hakim. Ve gerçekten de samimiyetin ön planda olduğu videolar oluyor. Eczacılıkla alakalı olumlu gelişmeler çok olmuyordu hocam. Olumsuz gelişmeler olduğu zaman hani videolar çekip ya hani ben de bunun artık videosunu çekemem. Artık bu işi düzelmez deyip böyle hani video çekmekten vazgeçip ya da moralini Ufak bir kesinti yaşadık zannedersem. Sesim geliyor mu? Şu an sesiniz geliyor hocam bana. Evet. Başlangıcından konuşmanın başlangıcından sonunu tahmin edebildim. Zannedersem bu kadar olumsuzluklarda ben bu olumsuzlukları çekmem mi diyorsun? Değil mi? Yani öyle bir noktaya geldim. Evet. Evet, öyle bir Yani ben noktaya şunu geldiniz. istiyorum. Kalbimden şunu istiyorum. Bunları çekmek zorunda kalmayayım. Ben bunu istiyorum. Yani mesleğimiz öyle güzelleşsin ki ben bunları artık yapmayayım. Gerek kalmasın, mesleğimiz güzel olsun. Ve bizi izleyen genç arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Arkadaşlar size böyle bir enkaz bıraktığımız için çok özür diliyorum kendi adıma. Benim kendi yaşıtlarım da sizlerden özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü size biz bir enkaz bırakıyoruz. Bunun farkındayım. Bunun suçlusu kimse değil. Yöneticiler de değil, TEP de değil, oda başkanları da değil, hepimiz. Ben de dahil. Çünkü mesleği bu hale getiren, bu noktalara getiren maalesef bizleriz. O yüzden ben sizlere çok umutla bakıyorum. Bizi eğer güzelliklere götürecek birileri varsa biz değiliz artık. Biz yapamadık. Yani bunun sonu sizler yapacaksınız. Her şey sizin elinizde. Çalışan eczacılar çok güzel, ismi de çok güzel. Bu tür beraberliklerin çok artmasını istiyorum. Yani birlik, beraberlik o kadar önemli ki biz ancak birbirimize kenetlenirsek bir şeyler yaparız. Yok da tek başımıza biz şey gibiyiz yani koyun sürüsü gibiyiz affedersin yanlış anlaşılmasın. Eğer Estağfurullah. o sürüden koparsak eğer kurduğun yem olacağız. Ya yani bizim kopmamamız lazım. Birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman da bize hiçbir şey olmaz. Bundan da korkmamamız lazım ama ben o yüzden sizlere, gençlere güveniyorum. İnşallah sizler
layık olduğumuz yerlere getirirsiniz mesleğimizi tekrar. İnşallah. Hocam bir İnşallah. arkadaşımızın sorusunu da şöyle araya da artık arkadaşlarımızın sorularını da alayım. Hocam meslek hayatınız boyunca arkadaşlar ben bunu yaptım, iyi ki yapmışım, iyi ki orayı görüp o fırsatı değerlendirdim, o hamleyi iyi ki yaptım, o adımı iyi ki attım dediğiniz var mı? Bir nokta, bir adım var mı? Yani şimdi 30 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Tabii çok şeyler oldu. Hatalarımız oldu. Çok hatalarımız oldu. Yakın zamanda hatalar olan insanları da duyduk. Yani tabii burada belli bir kesimi de kötülemek istemiyorum. Yani bizim en büyük sorunlarımızdan birisi çalışanlarımızdır. Yani teknisyen arkadaşlarımızdır. Ben herhalde 4-5 aydır teknisyenim yok. Arıyorum, bulamıyorum. Çok ilginç. Kendi aramızda değil mi program? Evet, kendi evet, aramızda. Eczacılar aramızda. Şimdi maalesef arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Geçen bir arkadaşımız, o da kendisi teknisyen arıyor. Bir teknisyenle görüşüyor. Aradan 2-3 gün geçiyor. Teknisyen arkadaş geliyor, şunu söylüyor. Bakın çok önemli bu. Beni çok derinden yaraladı, çok üzdü. Eczacım diyor, aslında diyor ben sizi araştırdım diyor. Birçok yere sordum diyor. Sizin hakkınızda diyor iyi şeyler söyleyen de oldu diyor. Kötü şeyler söyleyen de oldu diyor. Ama diyor ben diyor yine de ilk defa sizle konuştuğum için sizle çalışmayı uygun gördüm diyor. Çok düşündürücü bir konu. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz teknisyenleri araştırırız, sorarız. Bizimle çalışmaya değer bulduğumuz insanları yanımızda alırız. Ama bu arkadaş ne yapmış? Eczacı sormuş. Bu arkadaş da çalışabilir miyim diye sormuş. Yani biz artık o hallere geliyoruz. Çok üzücü bir durumdu. Trajikomik bir olay tabii bana göre. Düşünecek oyun. Zamanında evet çalışanlarımızla ilgili sıkıntılar yaşadık. Hastalığımızla ilgili sıkıntılar yaşadık. Çok sakin görünmemize rağmen yeri geldi. Bizim de artık biz de yükselip belki müşteriye yapmamız gereken şeyleri yaptık. Yani ne kadar da olursa olsun müşteri haklıdır denir. Hasta haklıdır evet ama hani bazen de derler ya eğer bu hasta haklılığı hakaret derecesine varıyorsa sana o zaman haklılığı bitiyor. Yani şimdi eğer hasta beni hırsız gözüyle dolandırıcı gözüyle görüyorsa o zaman onun haklılığı bitiyor. Kusura bakma arkadaşım yani artık ben kendime bunu yediremem. Sen bana bu fiyat farkını sen niye alıyorsun derken imalı bakıyorsan işte muayene ücretleri hakkında böyle şüpheli bakıyorsan beni farklı bir kefeye koyuyorsan ben artık bunu kaldıramam. Yani o zaman bu sakin yapımız birazcık değişebiliyor. Böyle davrandığımız zamanlar da olmuştur. Haklı olarak aslında. Yoksa biz genelde hastalara karşı elimizden geldiği bütün meslektaşlarım öyledir, saygılıdır. Böyle olduğu zamanlar olmuştu. Bazen demiştim ya gerek yoktu farklı bir şekilde anlatabilirim ama biz de insanız sonuçta. Yani belli bir yere kadar düşünsenize hep aynı şekilde geliyorlar ama birisi bardağı taşıran son damla olabiliyor. Hepimiz yaşamışızdır böyle sorunlar. Böyle dediğiniz şeyler olmadı değil, oldu. Yani özellikle nokta olarak vermek istemiyorum. Ama keşke işte öyle yapmasaydım dediğim şeylerimiz yaşadık maalesef. Ama bu da hepimizin başında. Üzücü şeyler. İnşallah bundan sonrası güzel olur. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Yani çok da haklısınız aslında bu serzenişlerde ve bu bakış açısı da çok aslında doğru bir bakış açısı. Belki yani gelen süreç içerisinde olumsuzluklar hep eczacının üstüne yığıla yığıla gelse de yani bakış açınızı çok tutarlı ve doğru buluyorum açıkçası. Hocam haddim olmayarak tabii ki yani sizleri örnek alan genç eczacılar olarak çok hak veriyoruz size. Hocam öğrencilik yıllarınızda bu zorlandığınız dersler var mıydı? Nasıl aşıyordunuz? Yani nasıl bir öğrenciydiniz? Yani oradan da şeye geleceğim aslında. Bu biliyorsunuz hocam genç adli eczacıların bir hikaye yarışması vardı. Sizin de hikayeniz çok güzel bir hikayeniz vardı. Böyle biraz da öğrenciliğinize dönelim. Hocam okulu seven bir öğrenci miydiniz? Yoksa biraz daha böyle ya hani arkadaşlar ben çok okula çok da böyle severek derslere girip çıkmıyordum mu diyorsunuz? Nasıldı? Şimdi okulu severdim de
Okulun bahçesini, kantini daha çok seviyordum. Maalesef. Hocalarımdan özür diliyorum bu sırada. Hata yapmışız tabii ki. Yani okulu birazcık geç bitirdim. 4 yıllık okulumuzu biz 6 senede bitirdik. Gururla söylemiyorum tabii ki. Oğlum da okuyor şu anda 4. sınıfta. Yeryüzü Üniversitesi'nde. Şimdi bunları söylersem, bunları çok dinlerse beni örnek almasını istemiyorum. Yani okulu uzatmaması en güzelidir. Biz birazcık derslerden uzaktık. Ama uzak olmak demek şu demek değildir. Yani şimdi ben sonuçta tembel miydim? Tembel. Ama sonuçta eğer o dersi geçtiysem ben de başarılı. Sonuçta bu dersi Kesinlikle. geçtim mi? Geçtim. Ha, kimisi birinci alışta geçer, kimisi üçüncü alışta geçer. Ben üçüncü alışta geçtim ama ben geçtim, öğrendim. Farmakoloji en zorlandığım ders oydu. Üçüncü defa alışım var. Üç defa almışım. Üçüncü defa da ama öyle bir çalıştım ki yuttum ben yani. Farmakolojiyi yuttum ve en yüksek notu ben almıştım. Almak zorundaydım çünkü artık son senemdi. Mecbur geçmek zorundaydım. Yani birazcık yani arkadaşlara şunu söylerim özellikle. Derse giriyorsun değil mi? Mecbur giriyorsun. Derste ne yapıyorsun? Farklı bir şey yapamazsın. Yani dersi dinleyeceksin veya saçma sapan arkadaşınla yazışacaksın falan filan. Onda çok bir eğlencesi olmuyor. O zaman ne yapacaksın? Dersi dinle ya. Dersi dinle. Dersi öğren. Ondan sonra çalışma. Gerek yok belki de. Gerçekten dersi dinlediğin zaman o sana yeterli oluyormuş. Çünkü arkadaşlarımızdan biliyorum. Final zamanında biz harıl harıl ders çalışırız. Arkadaşlar gezer. Ya bu adam nasıl derece yaptı? Nasıl en yüksek notu aldı? Hiç çalışmıyor zannederiz ama bu arkadaş zaten derste alacağını almış. O yüzden hocalarımız çünkü elimizdeki en güzel kaynak bizim. Yani o ders notlarından falan öğrenemezsin. Dersi dinle. Anlayamadığını sıcağı sıcağına sor, anla. Ondan sonra ders çalışmasan da olur derim ben. İnan ki yani finali hiç çalışmadan gelir. Çünkü o sana yetiyor. Böyle arkadaşlarımız bayağı başarılıydı çünkü. Ama biz dersleri dinlemedik maalesef. Hatalarımızdan birisiydi. Tekrar hocalarımızdan özür diliyoruz. Saygıyla da anıyoruz onları. Çok teşekkür ederim. Hocam yani 30 yıla yakın bir meslek geçmişinize geri dönüp baktığınız zaman ya ben serbest eczacılık seçtim. Yani bugünden geçmişe dönüp baktığınız zaman ilk serbest eczacıyım diyor musunuz? Ya da farklı alanlarda olsaydım farklı olurdu diyor musunuz? Tabii insan sevdiği işi seçerse hayat boyu çalışmamış olur derler. Evet, ben sevdiğim mesleği seçtim. Sorunları vardı, biliyorduk sorunların olduğunu. Ama hangi mesleğin sorunu yok? Yani şimdi ben öyle bir meslek seçsem, tiyatro. Benim mesleğim tiyatrosa, profesyonel anlamda tiyatroculuk yapsam, paramı oradan kazansam, bu işi yapanlar var. Bakıyorum, onların da sıkıntısı var. Yani öyle dışarıdan göründüğü gibi ne kadar güzel. Hem işte eğleniyorlar, hem rol yapıyorlar, hem para kazanıyorlar değil. Turizmci olsan çok güzel geziyorsun değil mi? Ne kadar güzel. Dünyanın dört bir tarafını geziyorsun. Bir de para kazanıyorsun. Ama o da değil, onun da sorunu var. Yani hiçbir iş öyle kolay olmuyor. Mutlaka sıkıntılar oluyor. Bizim de sıkıntılarımız var. Ama ben keşke başka bir meslek seçseydim demiyorum ya. Çünkü mesleğimi seviyorum ben. Yani mesleğimde mutluyum. Aç değiliz, açıkta değiliz. Önemli olan bu. Şimdiye kadar da mesleğimi iyi bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Hocam, şuraya gelelim. Benim de aslında çok merak ettiğim böyle keşke meslek büyüklerimiz mesleğimizin dışında da çalışmalar yapsa ve eczacılar o alanlarda da anılsa diye. Çünkü bakıldığı zaman üniversite eğitimi aslında bir cumhuriyet aydınını yaratma noktasında entelektüel bir eğitim vermesi gerekiyor. Topluma inmemiz gerekiyor bizim. Mesela çok yani çoğu arkadaşımız bilmez mesela ama Erendiz Atasu. Hani Erendiz Hoca mesela feminist kadın edebiyatında yani Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir isim. Belki eczacılar tanımıyor ama mesela Erendiz Hoca farmakognozi profesörü, Ankara Üniversitesi hocasıydı Erendiz Hoca. Mesela yine sizin çalışmalarınız YouTube'da gerçekten bakıldığı zaman yani şu an benim tespit edebildiğim naçizane YouTube'daki en büyük eczacılık kanalı. Yani Türk Eczacılar Birliği'nin resmi yayın organını bir kenara bırakıyorum. Eczacılık alanında hem mesleki hem de sosyal içerikler üreten. Siz de bir film, kısa film, bir senaryo yazma, bir kitap yazma noktasında böyle bir çalışmanız var mı? Varsa nasıl gidiyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Birincisi tabii ki tiyatro eserim var.
Tamamen eczanede geçen ama eczanede bu sıkı işlerin birleştiği bir tiyatro oyunu değil, bir örgü var, bir konu var. Ama sonuçta eczanede geçiyor. Dolayısıyla elimden geldiğince eczanedeki sorunlara da orada halkı bilinçlendirmek adına oraya işledim, öyle söyleyeyim ben. Konya'da eczacı arkadaşlarımdan 12 kişilik bir grubum var. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. 6 aydır falan devam ediyoruz ama eczacılarla tiyatro yapmak birazcık zor işin gerçeği. Neden? Çünkü mesleki sıkıntılarını biliyorsun. Gün içerisinde gerçekten zamanımız olmuyor. Akşama kadar kafa şişiyoruz zaten. Akşam hadi arkadaşlar ezber yapın. Zaten yorulmuş adam. Yani ben ondan ne bekleyeceğim zaten. Hiçbir şey kalmamış ki geriye. Dolayısıyla zor. Nöbetlerimiz oluyor. Keza çakışıyor. Ama biz yine de başarıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Şimdi Temmuz'da kısa bir ara verdik. Çalışmalarımızda Temmuz ayında kısa bir ara vereceğiz. Tatil moduna gireceğiz. Ama Ağustos ayı içerisinde oyunumuzu sergileyecek noktaya geldik. Güzel, eğlenceli, komedi üzerine yazılmış bir oyun. Ama oyunu öyle bir noktada bitirdik ki izleyenler şunu düşünecek. Ha, bunun devamı gelir herhalde. Çünkü ondan sonra devamı eğer beğeni olursa devamını yazacağım. Ona hazırlanıyorum ama ilk önce tepkileri görmem gerekiyor. O tepkiler güzel olsa ikincisi mutlaka gelecek. Bunun haricinde başka bir tiyatro oyunu yazdım. Covid ile ilgili. Onun zamanı değil. Çünkü daha Covid'den yeni çıktık. İnsanlar zaten bu konuda sıkılmışlar. Bir de Covid ile ilgili bir komedi oyunu yaparsak çok belki tutmayabilir. Onu biraz daha ileri tarihe bıraktım. Onlar da zaten yazdığım senaryolar bizi yazmaya alıştırdı. Yani diyalogları yazmaya alıştırdı. Ama kitap dediğin zaman kitap zordur. Edebiyat zordur. Onu kaleme almak zordur. Orada betimlemeler var, tasvirler var. Benim böyle bir kabiliyetim olduğunu düşünmüyorum. Yani deneme yapılabilir ama tiyatro oyunu dersen çok güzel yazıyorum. Çünkü diyaloglar kafamda çok güzel canlanıyor. Gözümü kapattığım zaman o karakterler, o kahramanlar gözümün önüne geliyor. Onları konuşturuyorum. Onlara mimikler yapıyorum. Kendi kafamdan hareketler yaptırtıyorum. Aa, şöyle yapsın, böyle yapsın derken bunları yazıya döküyorum. Evet, güzel oluyor ama dediğim gibi edebiyat eseri, hikaye bilmiyorum. Yazarım, o benim yazımı okumuşsunuzdur belki. Evet. Efendim Ekrem Sezik hocamla bir anımdı. Yazdım ama dediğim gibi kısa bir hikayeydi. Bunu roman haline getir desen bilmiyorum belki zorlanır. Belki ileride olur bilmiyorum. Bakacağız. Ama benim için şey daha güzel, eğlenceli tiyatro. O yüzden herhalde bu yoldan devam ederim. Anılarımı belki ileride yazabilirim. Çünkü çok güzel şeyler paylaştım. 250 videonun belki bazılarında seyirci olarak oyuncu olarak belki az kişi vardı ama çok kişi oyuna dahil oldu. Bunlarla özel anılarım var. Güzel hatıralarım dolu. Belki bunlar ileride kalemden yazıya dönüşür. Bilmiyorum artık bunlar nasıl olacak da. Ama şu anda sadece tiyatro. Çünkü bizim halka vermek istediğim mesaj var. Zaten bu tiyatro oyunu ilk önce şunu düşünüyorum. Eczacılara oynayacağım. Daha sonra benim amacım, benim hedef kitlem eczacı değil. Eczacı gelince kendini orada görecek. Yaşadıklarını görecek. Ama bizim istediğimiz işte halka inmek. Yani halkın bizi o şekilde görmesi lazım. Kendimizi o şekilde ifade etmemiz lazım. Sıkıcı değil, çok eğlenceli bir oyun. İnşallah bir gün turnelere çıkar diye düşünüyorum. Yani hayalim tabii o benim. Sadece Konya'da değil, Konya'dan sonra başka illere de turne şeklinde gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar da müsait olduğu zaman göreceğiz. Ha, bu sırada şeyi de söyleyeyim. Hani tiyatro oyunu dedik, efendim tiyatro yapıyoruz dedik. Bunun yanında bir kısa film çalışmamız oldu. Kısa film derken 15 dakikalık bir kısa film çalışmasıydı. Ankara Eczacı Odası'nın bir kısa film yarışmasıydı. Ona katılalım dedik tiyatrodaki arkadaşlarımızla. Katıldık. Bir senaryo yazdım. Senaryo aslında bana göre mükemmel. Arkadaşlara şunu söyledim bunu çekerken. Dedim arkadaşlar bu oyun, bu çektiğimiz film bilinci olacak. Dediler çok iddialıymışsın. Dedim ya bundan daha iyi bir konu varsa
Ben saygıyla eğilirim ama konu olarak mükemmel. Konu olarak ne biliyor musun? Kısaca özetini geçeyim sana. Yani doktor bir ilaç yazıyor ama ilacı kendi şeyiyle değil. Hemşireye söylerken hemşire yanlış anlıyor, reçeteye yanlış giriyor. İşte Kumadin yerine Koraspin diyor gibi. Hasta efendim eczaneye geliyor, eczacı uzatıyor. Eczacı diyor ki bunda bir yanlışlık var. Yani bunu yazmaması lazım. Doktoru arıyor, doktora ulaşamıyor. Bu sırada müşteri hasta kızıyor. İlaçımı ver diyor, sen nereden biliyorsun? Yani, doktordan daha iyi bileceksin kardeşim, ver ilaçımı diyor. Vermemek için strese gidiyor ve kalp krizi geçiriyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede efendim kalp krizi geçiriyor. Elektroşoklar hayata döndürüyorlar falan derken eczacı kendine geliyor. İlk söylediği şey o ilacı vermemeliyim. Doktoru aramalıyım. O hastaya ulaşmalıyız. Hemen teknisyen arıyor. Hemen gidiyor eve. Onu ilacı geri al kullanmasın. Çünkü hayati bir tehlike var. Teknisyen gidiyor. İlacı alıyor, geliyor. Doktor olayı öğreniyor. Eczacının yanına gidiyor. Teşekkür ediyor. Siz diyor bir hayat kurtardınız diyor. Ben farkında olmadan bir yanlışlık olmuş. Teşekkür ederim diyor. Eczacının son sözü şu. Biz eczacılar hastalar ile doktor arasındaki vazgeçilmez bir halkayız. O zincirin en önemli halkası. Biz kırılsak biter. Gerçekten doğru. Yani o ikisinin arasındaki en büyük şey, önemli unsur biziz. Yani eczacının ne kadar önemli olduğunu, doktorun yazdığı bir reçetede de problem varsa görebileceğini, bunu anlatmak istedik. Bundan daha önemli, halkın önünde eczacılığın prestijini arttıran bir olay var mıdır? Ben çok uyudan dedim. Yani bizim birinci olmamız gerekiyor falan. Jüri özel ödülü aldık. O da tabii şeymiş. Yani çok kısa olması gerekiyormuş. 1-2 dakikalık bir kısa film istiyorlarmış. Biz 15 dakika yaptık. Böyle kısa ama uzun bir filmle aslında bir deneme yapmıştık ama film çekmek çok zor. O sermaye de gerektirir. Senaryo yazmak lazım, sponsor bulmak lazım. Konu çok iddialı olması lazım ama belki yine meslekle ilgili yazar böyle bir şey olsa da. Yani bizim birinci şeyimiz odur. İzlediğimiz odur. Meslekle ilgili yani. Eczacılığı anlatan, mesleği anlatan, yani mesajlar veren bir film olması gerekir. Belki bir gün yazarım, belli olur. Bakarsın bir yönetmen beğenir, çekmek ister. Keşke yani bunlar güzel hayaller. İnşallah olur. Kesinlikle. Hocam bir bakarsınız belki ben de dahil olurum. Bir rol de bana verirsiniz. Ha bak bunu söyleyenleri ben genelde yapıyorum bir şekilde biliyor musun? Yani yeter ki istesin. Yani istedikten sonra hemen kafamda bir şeyler tasarlıyorum. Şu olur, bu olur falan derken hemen dahil ediyorum. Bir senaryo yazıyorum. Bir şeyler yapıyoruz. Yani eğer isteyen böyle arkadaşlar olursa hemen kafamda bir şeyler tasarlarım. Yaparız yani. Ben severim öyle şeyleri. Ya Spontan hocam gelişen şeyler. yani aslında şöyle bir şey var. Yani benim için de böyle belki arkadaşlara komik veya basit gelebilir ama hani öğrencilik yıllarında şey var ya hocam. Hani yabancı dilimi geliştirdim. Alttan ders bırakmadım. 3 üzerinde mezun oldum. Erasmus'a gittim gibi. Yani ben arkadaşlara hep şey diyorum. Yani bir gün bir yani Eczacı Adnan Dökmen'in bir videosunda oynadım. Hani bunu da hani eriye dönüp en azından hocam yani ya bir çocuklarımıza bir şey bıraktığımız zaman yani böyle bir meslek büyüğümüz böyle bir şey yapıyordu. Yani biz de orada hani oradaydım. Ben de bu şeye tanıklık oldum diye. Yani bir Konyalı olarak belki bana da bir torpil geçersiniz hocam. Yapalım. Ama bana mesela böyle durumlarda bana zaman vermen gerekir. İşte şu gün olabilir diye. Ben o zaman kafamdan bir şeyler tasarlarım ve gündemde olan bir şey varsa yaparım. Zaten böyle birkaç tane senaryo yazdım. Bekleyen senaryolarım var. Bazen fırsat bulamıyorum. Ortam da olması gerekiyor. Yapalım yapalım. Çok Anlaştık, söz teşekkür veriyorum. ederim. Çok güzel. Çok sağ olun. Arkadaşlar sorularınızı sırayla iletiyorum. Yani soruların geliş şekline göre iletiyorum. Hani herhangi bir konu ayrımı yapmıyorum. Arkadaşımızın biri şeyi sormuş. Hocamız eczanesine stajyer ya da çalışan ya da yardımcı eczacı alırken videolarda oynama şartı koyuyor mu? Çok iyiydi. Şimdi işin gerçeği yani her geleni oynattım bir şekilde. Onlar da zaten isteyerek oynadı. Bazen istemezse bile zaten biz çekerken bakıyorlar diyor olabilir diyor. Çünkü çok zorlanmıyoruz. Öyle, biraz da onun karakterine göre de veriyoruz. Eğer
istiyorsa, yetenekte varsa biraz daha rolü fazla veriyoruz. Onun haricinde ufak roller de verebiliyoruz. Böyle bir şartımız yok tabii ki. Yani ama istediği zaman da ben çok hoşuma gidiyor. Çünkü bizim tiyatroda da öyle. Yani tiyatrodaki arkadaşlar isteyerek geldiği zaman ben o kadar keyif alıyorum ki ama birazcık böyle bir şey olduğu zaman ne bileyim o Naz moddan düştüğü yaptıklarınız zaman ama. ben daha kötü düşüyorum. O yüzden böyle ya hadi video çekelim. Ha, yeter ki bana desinler. Ben neler çekmem ki? Hocam bir arkadaşımız şunu sormuş. Eczacı İlker Sarı'nın filmini beğendi mi? İzledim hocamız. Nasıl buldu falan diye sormuş. Evet, İlker Sarı'yla bir canlı yayında Instagram'da buluştuk. Fakat internetin birazcık azizliğine uğradı. Kopmalar falan oldu. Güzel bir programdı aslında ama ben tam istediğim şekilde olmadı. İşte moddan düştüm. Devamlı internet kesiliyor, sıkıntılar yaşandı falan. Şimdi İlker Sarı'yı bu vesileyle tanıdım. Filmini o zamanlar izleyememiştim. Çünkü çok uzun süre kalmadı. Birazcık şanssızlık yaşadı o konuda. Daha sonra izleyebildim. Filmi izledim ama biraz da üzüldüm. Dedim eczacısın. Senaryoda eczacıyı kullanmışsın. Başroldeki eczacı güzel de. Daha ilk başta dedim neden eczacı yanlış bir formülasyonla bir hastasının ölümüne neden olur? Hani izlemeyen varsa şimdi ben oyunun sonunu söylemiş gibi oluverdim ama zaten izlerken onu hissettim. Bak işte etken maddeyi unuttum şimdi kafam gitti. Bu şeylerde falan kullanılan çocuğa bir formülasyon var. Ondan kullanması gerekiyor. İşte aslında olması gereken 1 gram 2-3 falan olması gerekirken 20 miligram koyuyor. Yani çok yüksek dozda koyuyor. Dedim ha ya yanlış yapmış burada. İşte dedim yani senaryonun yanlışlığı burada ama eczacının orada yanlış bir formülasyon yapıp o çocuğun ölmesine neden oluyor. Ondan sonra olaylar gelişiyor. Ama bunu da en sonunda öğreniyoruz. Buraya kadar güzeldi. Keşke dedim başka bir konuda gitseydim. Burada ben eczacılığı götürmüş gibi gördüm. Ama filmdir bu. Bu tür şeyler de yaşanıyor. Doğrudur. Onun gözüyle baktığımız zaman böyle bir şey olacak ki senaryo olsun. Ama ben mesela böyle bir film yazacak olsaydım, böyle bir senaryoya girişecek olsaydım, eczacılığı biraz daha böyle yukarıda tutacak, hata yapmayan, halkın gözünde daha güvenilir bir imaj çizerdim. Filmi bana göre başarılıydı ve çok zor bir iş yaptı. Yani ben dedim ya film çekmek kolay değil. Yani yazacaksın, yöneteceksin, montajda bulunacaksın ve onun şeyi olacaksın, sponsoru da kendin olacaksın. Yani her şeyle beraber yapacaksın. Çok zor. Maddi olarak çok büyük bir desteği olmadığı halde kendisi yaptı. Oyuncularla iletişim, onları bulma, oyuna sokma. Çok zor bir iş yaptı. Onu takdir ediyorum. Çok da değer veriyorum bu çalışmasından dolayı. Ama senaryo olarak ben kendisini de eleştirdim bu konuda. Keşke dedim biraz daha farklı bir eczacı profiliyle çıksaydım falan dedim. Ama onu da kendine göre savunduğu noktalar vardı. Saygı duyuyorum. Ama çok başarılı bana göre. İşte böyle değerli meslektaşlarımız var. Yani eczacı dışında aslında sanatla uğraşan farklı kategorilerde başarılı arkadaşlarımız var. Bunları gördükçe ben çok mutlu oluyorum. Gurur duyuyorum bunlarla. Biz çünkü sadece eczacı değiliz. Bu kimliğimizin altında başka şeyler de var aslında bizde. Ama çok da fazla dalları budakları yapmamak lazım. İşte herkese onu tavsiye ediyorum. Yani tamam ben eczacıyım. Benim eczacım zaten işliyor. Ben başka konuda kendimi daha güzel yetiştireceğim diyeyim. Şimdi ben düşünsene. Yani sinema sanatçısı olsam olmam da olsam eczacıya kim bakacak? Eczacı Adnan Dökme nerede? Yanlış. Eczacı eczanenin başında durması lazım. Benim ikinci bir işim olamaz. Olmamalı. Ha olursa şöyle olur. Mesai saati haricinde. Akşam yapabiliyorsan istediğini yap. Tiyatroda yap, sinemada yap, ne yaparsan yap. Ama birinci mesleğin senin o mesai saatleri içerisinde eczanede bulunmanı engellemeyecek bir şey olması lazım. O zaman kabul ederim. Yoksa biz önce eczacıyız. Bunu yapalım. Yani. Herkes kendi işini yapsın.
Yani aslında diğer yaptığımız işlerde eczacılığı geliştiren ve ilerleten işler olması lazım diye ben anladım hocam. Yani bu Evet. kaygınızdan. Hocam, Tabii. bir arkadaşımız şunu sormuş. Hocam, dün mezun oldunuz ya da bugün mezunsunuz, yarın sabah uyandınız. 30 yıllık mesleki tecrübeniz var cebinizde. Serbest eczane açmak A planı, onu bir köşeye koydunuz. B planı olarak yarın ne yapardınız diye sormuş. Yani bizim meslek sadece eczacılığı değil. İşte örnek verdim. Değerli büyüğümüz aslında Muammer Şen ne yapıyor? Organik tarım yapıyor. Organik tarım da tedavi edici bitkiler üzerine yapıyor. Tıbbi bitkiler üzerine yapıyor. Mesela alternatif çok güzel. Yapılabilir mi? Yapılabilir. İlaç sektörü çok keyifli. Yani araştırmacılık çok keyifli yaparım. Ben bir ara eczanemde şunu yaptım. Eczanenin yarısını tıbbi bitkilere ayırdım. Tamamen. Ama aktarlardakinden biraz daha modern yaptım. İşte hepsini kavanozlarda ve tahta kapaklarla, hepsinin üzerinde etiketler, alım tarihleri, fatura numaraları, alım yerleri, bunları yazarak ve çeşidi de belki Konya'da benden çeşidi olan bir tane aktar vardı. Onun haricinde çeşitim en fazla herhalde ben dedi ki öyledir zannetmiyorum daha fazla olan kişi. Ona yöneldim. Çok güzel. Yani tıbbi bitkilerle uğraşmak güzel ama engel var. Seni engelliyorlar. Diyorlar ki arkadaş dur. Sen eczanende tıbbi bitki satamazsın. Satarsın da böyle kavanozda satamazsın. Ya arkadaş aktar satıyor. Bak ben ondan daha güzel satıyorum. Aldığım yer belli. Ürünler belli. Ve ben denetlenebilir bir yerim. İstediğin zaman beni denetlersin. Cezanı da versin. Ama aktarı denetleyemiyorsun. Adam ne yapıyor? Çuvalı açıyor, kapının önüne koyuyor, toz, duman, her şey. Giden elliyor, işte dokunuyorum, okunuyor falan. Sonra onu başkalarına satıyor. Ya tıbbi bitkiler böyle olmaması lazım. Biz ona birazcık yaklaştık, bir şeyler yapalım derken bizi engellediler. Bu ne oluyor? İşte yasal engellemeler bizi üzüyor. Eczanede maçlarla ilaç yapamıyorsun. Yani çok güzel bir şey aslında. Yapamıyorsun derken yanlış anlaşılmasın. Hastanın hastalığına göre bir formül üretip aslında vermemiz bizim yasal diyebiliyorsun. Doktor reçetesine göre biz yapabiliyoruz. Yoksa eline bakayım, ha, evet senin elini gördüm ben sana bir dur bir ekzema kremi yazayım, yapayım aslında diyemiyorsun. Suç. Niye suç? Ben onu anlamıyorum. Yani benim de mesleki bir tecrübem var. Ben de biliyorum neyin ne olduğunu. Benim de yapabilmem lazım ki eğer sonuçta sıkıntı oluşacak bir şey varsa zaten cezasını ben çekmeye hazırım. Çünkü yerim belli benim. Diplomam var, her şeyim var. Ben ticarette uğraştığım için ticaretimin aksamaması için daha çok korkarım. İşte mesela bu tür şeyler yapabilirdim. Yani illa gezen eczacılığı değil, üretim çok güzel. Tıbbi bitkilerle uğraşmak güzel. Bunlarla karışımlar, işte yeni ürünler, işte dediğim gibi ben ufak tefek karışımlar yapmaya başlamıştım. Güzel sonuçlar almaya başlamıştım. Çok mutluydum. Yani araştırıyordum. Bitkileri öğrenmeye başlamıştım tekrar. Çünkü unutulan bilgilerdi bunlar. Botaniği tekrar açtım. Tekrar botanik öğrenmeye başladım. Farmakognoziyi tekrar yutmaya başladım falan derken şeyler seni engelleyince moralini bozuluyor, bırakıyorsun. Ama yani eczacılığı şart değil. Güzel sektörler var aslında. Dediğim gibi ilaç üreticiliğinden tutun. Organik üretime kadar birçok aslında sektörde bize ihtiyaç var aslında da biz sadece eczacılığına takmışız öyle gidiyoruz. Ses mi Çok gitti? çok Evet. teşekkür ederim. Hocam, bir arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. Hocam, artık 3500 kotası ve yardımcı eczacılık süreciyle alakalı olarak eczane açılamaması durumları ve devir eczane alma durumları oluyor. Bu devir alma durumlarında da artık yüksek fiyatla, yüksek fahiş fiyatla eczaneler devrediliyor, ruhsat devirleri oluyor. Bu mesleği, bilgisi, tecrübesi, isteği, arzusu olanlar değil de parası olanların yapacağı bir sürece götürüyor mu? Böyle bir kaygınız var mı? Veya bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fakültede bir sınıfta 100 kişi var. Kimisi yüksek derecelerle kazanmış. İşte efendim derece yapmış kazanmış. Ve okulu başarıyla bitirmiş.
Kim işte misal benim gibi biraz daha uzatmış okulu. Çalışkanlık olarak baktığı zaman işte birisi kısa sürede bitirmiş, birisi uzun sürede bitirmiş. Yani tembellik falan demeyelim de başka sebeplerden dolayı her neyse sonuçta bitiriyor. Eczacı oluyor. İkisinde de diploma var. Fakat birisine bakıyorsun, şansı yaver gitmiş. Amcası demiş ki vay efendim benim güzel bir dükkanım var, gel ben sana burayı çok cüzi miktarda kira vereyim. Aa işte vermiş karşısında ASM işte hastane mastane. Eczaneye açmış, bir bakıyorsun çok güzel işler yapıyor. Öbürü çok aslında girişken, aktif. Bu işi biraz daha ticarete kafası yatkın birisi, bir eczacı arkadaşımız. İşte araştırıyor, bir yerler buluyor. İşte açıyor, sağlık ocağı kapanıyor. Hastane oradan taşınıyor. Bilmem ne oluyor, başarısız olmuş. Şimdi başarı burada şeye bağlı değil. Yani ben ona inanıyorum. Sen istediğin kadar kendini ticarete yakın hisset, bir şeyler olmuyorsa olmuyor. Yani o arkadaş çok efendim uyanıklı, çok akıllıydı da çok iyi işler yaptığı anlamında değil bu. Bu birazcık da kısmet işi diye düşünüyorum. Şans işi. Burada şey yok. Yani bir başarı kriteri yok. Çok akıllısın ama maalesef işlerin kötüye gidebilir. Çok pasifsin ama çok güzel işler yapabilirsin. Bu birazcık şans. Bu eczane aşma limitleri kriterler 3500 kişiyle sınırlandırıldı. Bu bir yerde mesleği korumak adına yapıldı biliyorsunuz. Şimdi ben yeni mezun olan bir arkadaş olsaydım ben buna çok kızardım. Kim çıkardı bunu dedim. Ben eczane açacağım arkadaş. Nereden çıktı bu? Ben niye o kadar paralar verdik derdim. Fakat bir yerde onu da koruyan bir kanun. Yani o kadar çok mezun veriyoruz ki bu kadar mezun ne yapacak? %80'i en az %80'i eczane açacak. Eczane açsın güzel ama açan eczacının işini engelleyecek mutlaka ama kendisi de mutsuz olacak. O zaman bu aslında eczacılığı koruyan bir maddeydi. Bir yasal düzenlemeydi. Ha, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bu tartışılır. Ayrı mesele ama hani bunu başka şekilde düşünmek lazım. Yeni eczacılara nasıl yer açılır? Belli bir yaş kriteri getirilir değil mi? Yani arkadaşım sen 70 yaşında, 80 yaşında bu işi yapma artık ya. Yapamazsın yani. Bak ben 55 yaşındayım. Yaşım onlara yaklaşıyor. Bana da sınırlama koyun artık. Beni de zoraki emek yapın da ben de zoraki eczaneye gitmeyeyim. Yani 65 yaşında ben hala zorla eczaneye gitmeyeyim bir mantığı yok. Ben de emekli olayım mecburen. Evimde oturayım canım. Çünkü yeni meslektaşlarımız gelecek. Onlara bizim yer açmamız gerekiyor. Bunu benim dememem gerekir aslında. Çünkü onlara yakınım. Ama doğrusu bu. Yani bir yaş kriteri kurulup belli bir yaştan sonra artık sonraki emeklilik yapı. Ama bir de şöyle bir durumumuz var. Her eczacı bir değil maalesef. Her eczanenin işleri düzgün değil. Biz biliyorsunuz Bağkur'dan emekli olacağız. Bağkur'dan emekli olduğu zaman acaba şimdiye kadar eczacılar yükünü tutmuş, gayrimenkulleri çok, zaten ona emekli maaşına gerek yok mu diye düşünüyoruz. Yoksa acaba herkes farklı mı? Yani bu işi başından kötü badireleri atlatan meslektaşlarımız da var. Yani dolandırılmış, efendim teknisyen tarafından soyulmuş, öyle insanları da duyuyoruz. Yani emekli eğer olursa, kapatırsa eczanesini, o zaman bu Bağkur maaşıyla da geçinebilir. İşte bir orayı da düşünmek lazım. Onun iyileştirmesi lazım. Bana garip geliyor. Yani eğer ben eczanemi kapatacaksam devlet şunu demesi lazım. Evet sen kapattın. Gayrimenkulün ne var? Senin gerek yok kardeşim demesi lazım. Ama benim gayrimenkulüm yoksa, gerçi ona da bir şeyler buldular ya. Senin Bağkur maaşın biraz daha yüksek olması lazım ki sen eczanemi kapatıp rahat bir emeklilik sürdürebilmen lazım demesi gerekir. Öyle düşünüyorum ben. Yani yeni meslektaşlarımıza yer açılması lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Böyle bu konulara girdikten sonra arkadaşlarımız böyle özellikle gençler. Hocam yardımcı eczacı
ile çalıştınız mı? Tecrübeniz nasıldı? Çalışmayı düşünüyor musunuz? Yardımcı eczacının olumlu ya da olumsuz yönlerini kendi eczanenizde nasıl tatbik ettiniz? Yardımcı eczacıyla çalışacak bir cirom yok. Ciron olmadığı halde yardımcı eczacıyla çalışır mısın? Açık konuşayım mı? Hayır. Yani arkadaşlarımız kızmasın. Neden? Çünkü biz gelen kalfalarda şunu arıyoruz. Mesela bana geldiği zaman ilk başta şunu sorarım. Nerede oturuyorsun? Uzakta oturuyorsa ben pek yaklaşmak istemem. Çünkü derim ki senin bana gelmen zor. Sen şu anda işsiz kalmışsın, bana gelmişsin, mecbursun bana. Kapağı atayım diyorsun. Geliyorsun bana başlıyorsun ama 2 ay sonra, 3 ay sonra o yol seni bıktırıyor. Diyorsun ki ya ben yakın bir yerlerden eczane bulup orada çalışayım. Bir bakıyorsun 6 ay sonra evine yakın bir eczane bulmuş. Seni bırakıp gitmiş. Niye? Devamlılık yok. Biz çalışan arkadaşlar da devamlılığı düşünürüz. Çünkü hastayla ilişkiler bizde önemli. Hasta geliyor, bize alışıyor. Teknisyen alışıyor. Bir ay sonra bir bakıyorsun o teknisyen gitmiş, başka birisi gelmiş. Şimdi yardımcı eczacı geldi. Yardımcı eczacıyla eğer uzun süre kalabileceksek güzel. Ama şöyle durumlar oluşuyor. 1 sene sonra, 2 sene sonra acaba yer arayışına geçip başka bir yerde eczane açıp gider mi? Giderse ben ona emek vermişim. Çünkü ikinci eczacı şu anda bir teknisyenden daha çok bilmiyor bana göre. Çünkü bizim için mevzuat çok daha önemli. Mesleki olarak evet çok donanımlısın biliyoruz ama mevzuat bizim için şu anda ilk planda. Çünkü ilacın ödeme şartları çok daha önemli. Dolayısıyla teknisyen eğer tecrübeli ise ikinci eczacıdan daha iyi bizim için. İkinci eczacı geliyor, sen ona bir şeyler öğretiyorsun aslında. Çabuk kapıyor. Belki teknisyene bu eğitimi 6 ayda verecekken 1 ayda sen ikinci eczacıya verebilirsin. Çok çabuk daha kapar. Tamam, güzel ama diyorsun ki acaba beni ne zaman bırakacak? Bu endişe oluyor. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Biraz da abartarak çekmiştim. Aslında abartmamızın altında da bir gerçek nedenler var işte gerçeği. Yardımcı eczacıya yemin ettiriyor. Diyor ki efendim şey yaptıktan stajımı yaptıktan sonra veya işte eczacılığımı mecbur hizmetimi yaptıktan sonra senin bilmem ne kadar yakında eczane açmayacağıma, senin müşterileri bilgilerini çalmayacağıma, almayacağıma namusun üzerine söz veririm. Ha böyle bir şey olur mu? Ama var abi. Vallahi var. Yani özür dilerim. Çünkü bunun benzerlerini duyduk. Hocam ben İkinci sözleşme yapan duydum. Şöyle çok özür dilerim, sözünüzü kestim, lütfen affedin. Hocam ben İstanbul'da şu 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 semtlere diye kendi semti ve etrafındaki semtlere, yani ben noterden sözleşmeyi kendi gözümle gördüm hocam. bak ben görmedim ama bunu tahmin ettiğim için çekmişim böyle videoyu. Yani söz aldırıyorum bundan. Söz verdiriyorum. Bak açmayacaksın. Çünkü benim müşterilerim var, benim hastalarım var. Bu hastaların bilgilerini, telefonlarını, adreslerini almayacaksın. Çünkü alırsan başka bir yerde eczane açarsan bunları çalabilirsin. Yani böyle endişeler yaşanıyor mu? Yaşayan arkadaşlar var. Böyle bir şey bile bile yapar mısın? Ben mesleki olarak yapmam. Yani düşünebiliyor musun? Ya yani bir ikinci eczacı gelecek, stajyer gelecek ve biliyorsun ki bu yakın bir yerde sana eczane açacak. Yani bunu bile bile almazsın. Düşünmezsin. Bir yerde rakip gibi oluyorsun. Hani bu kendi aramızda sohbet ettiğimiz için söylüyorum. Yoksa ben iyimser bir eczacı, melek gibi eczacı yok canım olur mu bir şey? Ben tabii ki tüm meslektaşlarıma güvenirim. Ben herkese kapım açık. Her zaman düşünemiyorsun böyle. Ama ben yani staj konusunda bana başvuran herkesi seve seve kabul ederim. Elimden geldiğince anlatırım inceliklerini, mesleki sırlarımızı açıklarım. Püf noktalarından bahsederim. Çünkü bizim meslektaşımız eğer halka ne kadar güzel hizmet verirse benim değerim artıyor. Senin değerin artıyor, hepimizin değeri artıyor. Bak yaptığımız hatalardan birisini söyleyeyim mi sana? İsim vererek söyleyeyim, zaten reklama girmiyorum. Doktor ne yazmış? Kroksireks yazmış reçeteye. Elinde senin Kroksireks yok değil mi? Elinde ne var? Ögmenti var. Hastaya diyorsun ki bakın doktor buraya yan sanayi ürün
Ya, madeni yazmış. Ben bunun orijinalini veriyorum sana. Bak argument orijinalidir. Yani de o var ya. Tam tersi olduğu zaman söylemiyorsun da. Bak, çünkü orijinal güveniyorsun. Veya Lansford, Nexium veriyorsun. Her neyse. Biz kendi ayağımıza sıktık, biliyor musun? Yani bunu derken biz aslında en büyük kötülüğü kendimize yaptık. Çok Hayır. doğru. Bu ondan iyi değil. Augmentin'den, Croxrex'ten, Klavunat'tan, ne bileyim, Amoktomi'den daha iyi değil. Hepsi aynı. Hepsi eş değer. Eş değer. Biz bunu demiyoruz ya, işimizde gelmediği zaman. Yok yok ya, evet doktor bunu yazmış ama ben bunu veriyorum. Bak bu ondan daha iyi. En büyük yanlışı da yapıyoruz gibi. Yani bir eczacının iyi olması benim de iyi olmam demektir. Dolayısıyla böyle bazen birbirlerini kötüleyen meslektaşlarımız oluyor, duyuyoruz. Başka bir hasta gidiyor diğer eczaneden, işte şöyle şöyle yaptılar. Ya nasıl yapılmış ya, ya Allah Allah, öyle yapmasalardı iyi olurdu. Gerek yok buna. Arkadaşım, bir yanlış anlaşılma vardır. Aslında onu demek istememiştir. Doğrusu budur aslında, herhalde bir yanlış anlaşılma olmuştur. İşte fark her yerde çıkar. Şudur. Yani öbür eczacıyı koruyalım. Meslektaşımızı koruyalım. Onu kötülemek demek aslında kendimizi kötülemek. Biz bu hataları çok sık yapıyoruz, gördük. Teknisyen arkadaşlarımı da bu konuda uyarmak lazım. Yani yanındaki komşunu veya başka bir yerdeki eczacıyı kötüleme. Ya doğrudur. Ben meslektaşım doğruyu yapıyor kesinlikle. Ben inanmıyorum yanlış yaptığını dememiz lazım. İşte kendi ayağımızda sıkıyoruz maalesef. Bir gün anlayacağız bundan ne kadar değerli olduğunu. Çok teşekkür ederim. Hocam aslında ben bir yerde yani bu arkadaşımın bir sorusuyla sizin bir ifadenizi paralel götürerek soruyu sormak istiyorum. Siz daha demin çok güzel bir şey yaptınız hocam. Bunun için gerçekten samimiyetinize çok teşekkür ederim. Hani ekranlara oynamaktansa gerçekten sahadaki duygu düşünceniz neyse gerçekten onu söylediniz. Yani işte ben herkes gelsin alırım yardımcı eczacılık çok iyi kesin yaparım demek yerine gerçekten süreç neyse ve sahadaki eczacı ne düşünüyorsa onu ifade ettiniz. Buna binaen ben de şöyle bir arkadaşımızın sorusunu şöyle birleştireyim hocam. Böyle de arkadaşlar ekrandan hep eğiliyorum. Buradan soruları takip ediyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Hocam yeni açılan eczacılık fakülteleri, ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmemesi, eczacılık puanlarının düşmesi, eczacı atamalarının sayısının giderek azalması, onun haricinde 3500 yardımcı eczacılık gibi eczacılık mesleğinin birçok farklı sorunu ve sıkıntısı var. Bunları hepimiz görüyoruz. Şimdi buraya bir virgül koyup biz fakültede çok suya sabuna dokunmadan her şey güllük gülistanlıkmış gibi isteyen herkes akademide kadroya atanacak. İsteyen hemen Bayer'den, Pfizer'dan o sen mi geldin, hoş geldin hemen buyur burada işte efendim ürün müdürü olarak seni alıyoruz. Veyahut her eczacımız burada yine dediğim gibi sadece eczacılar izlediği için, arkadaşlarımız izlediği için söylüyorum. Ki amacımız da eski yapılan yanlışlar yapılmasın, yapılan iyi çalışmalarda güzellikler devam ettirilsin diye zaten tüm buradaki mesaimizi harcıyoruz. İşte sanki istediğimiz her yerde staj bulabiliyormuşuz ya da istediğimiz her eczanede yardımcı eczacılık yapabiliyormuşuz gibi fakültede öyle toz pembe görüyoruz. Ya da işte odalarda, eczacı odalarında kavgalar, sıkıntılar yokmuş gibi düşünüyoruz. Bu okuldaki süreç toz pembe görüp de okuldan mezun olan ertesi gün sabah uyanınca böyle 180 kilometre hızla giden bir Tofaş'ın, Şahin'in duvara çarpması gibi uyanmıyor muyuz? Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Veya buna bir eleştiri, siz bu videolarla aslında çok güzel bir eleştiri getiriyorsunuz buna. Böyle tabiri caizse bu Don Kişot'un bu yalın kılıç bu şeye savaşması gibi savaşıyorsunuz. Bu arkadaşımızın sorusunu ben tabii ki biraz da böyle dramatize ederek, romantize ederek kendim açtım. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? O okulda bizim daha böyle kavgacı, daha böyle ciddi, daha böyle olayın vahametini kavrayarak mezun olmamız gerekmiyor mu? İlk önce bu konuya girmeden önce size şunu söyleyeyim. Biz en büyük savaşımızı 2009 yılında kaybettik eczacılar olarak. Çok ciddi söylüyorum bunu. 2009'da fiyatlarda %30 bir düşüş oldu ve bizim karlılıklarımız artık gidiyor. Yani 20'den sonra bizim 7 iskontomuz vardı. Onu bizden alıyorlar. Eczacı odasında toplantı oldu. O zamana kadarki toplantılarda efendim 200 kişilik salonda 50 kişi olur, 60 kişi olur toplantılara katılır. O günkü toplantıda full doldu. Herkes oturacak yer bulamadı, ayaktaydı. Ne yapacağız? Endişe duyuyoruz. Çünkü bugün 100 liralık malı 70 liraya düşmüş. Ne kadar kötü. Kaybettik ya. Yani 30 bin liranın derdine düştük.
Orada bir söz aldım, şunu söyledim. Dedim arkadaşlar bakın, bugün bir kaybımız var. 30 bin lira. Yani %30 bir kaybımız var. Yani 30 bin lira demeyelim de %30 bir kaybımız var. Sermaye %30 düştü. Tamam. Bunu şöyle düşüneceğiz. İyi tarafından bakacağız. Kendimizi teselli etmek için. Ben gittim kumar oynadım. Ben gittim bir müteahhite para verdim, kaptırdım. Ben bir arkadaşıma para verdim, kaçtı gitti. Ben borsaya yatırdım, uçtu gitti. Bu para uçtu gitti. Bunu böyle düşün. Bizim dedim savaşımız 20'den sonraki 7 iskontoda. Biz dedim 30, %30 kaybımızı bir ay, iki ay sıkıntı çekeriz. Tekrar düzeltiriz ama 20'den sonraki 7 iskontomuz giderse ömür boyu bunun acısını çekeriz dedim. Tabii birkaç kişi alkışladı. Belki çoğunluk alkışladı. Belki Konya'daki herkes alkışladı. Hiç önemli değil. Ama biz o gün eylem yaptığımız zaman halk bizi nasıl gördü biliyor musun? Biz halka nasıl kendimizi ifade ettik? Eczacılar eylem yapıyor. Neden? Çünkü ilaç fiyatları %30 düştü. Eczacılar kan alıyor. Ya benim kan ağlamam %30 değil. Benim kan ağlamam 20'den sonraki 7 iskontom ki benim karımın %30'u gitti demektir. Yani cebine şöyle düşün. Ayda 10 lira cebine para giriyordu. 7'ye, 6,5'a düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Korkunç bir rakam. Biz ne yaptık? Halka kendimizi ifade edemedik. Biz şunu yapmamız lazımdı meydanlarda. Sevgili vatandaşlar, biz devletin bu kararını destekliyoruz. %30 değil, 5'te bizden fazla düşsün, %35 fiyatlar düşsün. Destekliyoruz. Biz bu milletimiz için, ülkemiz için her şeyde fedakarlık yapmaya hazırız. Çok güzel bir karar demesi lazımdı. Ama şunu diyecektik. Ama benim karlılığımı alırsan beni bir daha bulamazsın. Yarın eczane açık olmaz. Çünkü ben bu karlarla ayaktayım. %50 düşür fiyat hiç önemli değil ama ben eğer o karı %20'den sonraki diye alamazsam ben bitmişim demektir ki biz bittik. Arkadaşlar bizim bundan sonraki sürecimiz hala çok zor. Biliyorsunuz İFK dedik, ilaç fiyat kararnamesi düzeltilmezse çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Şu andaki kaybımız bizim aslında uzman kişiler yaparsa o kadar çok fazla ki karlılığımız yani tarihin en düşük seviyelerinde şu an. Böyle bir durumdayken yani mezun olmuş arkadaşımız hani eskiden eczacılar iyi kazanan bir sektör gibi görürken şimdi gerçekleri gördüğü zaman aa diyor evet ve işin içine girdi ama şu anda aslında yine güzel durumda. Neden biliyor musunuz? Şubat ayında %37'lik bir zam geldi. Bu ne demek? Benim elimdeki ilacım %37 değerlendi. Bu güzel gibi ilk başta. Bunun rehavetini yaşıyoruz. Bunun rahatlığını yaşıyoruz şimdilik. Çünkü oradan birazcık 10 liraya aldığım mal 14 lira oldu ya. Sözde birazcık kazanıyoruz gibi ya. Fakat o mallar bitecek. Yani o mallar bittiği zaman yeni mal aldığın zaman nasıl alacaksın sen bunu? Yani nasıl alman da önemli değil. Hayat şartları. Tekli senin maaş artmış, kiran artmış, her şeyin artmış. Yani eczaneye giderken mecbur kullanman gereken arabanın benzini 3 katı olmuş. Yani her şeyi düşündüğün zaman yemek masrafı falan ilaç şeyine bakıyorsun, kâr marjine bakıyorsun, cirona bakıyorsun. Benim cironum 3 katı artması lazım ki eski seviyeli aynı oluyor. Bak 3 kat atacak. Şimdi bunları falan gördüğün zaman şu anda biz daha ne olduğunu anlayamadık. İnan 2 ay sonra görün neler olacağını. O zaman eczanelerin kredi çekmek için bankalarla diyaloglarını göreceksin. Depolarla sıkıntılarını göreceksin. Çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Şu anda sıkıntımız o. Peki böyle bir durumda biz ne yapalım? Oturalım mı? Hayır. İşte burada en büyük hata yapıyoruz. Yani oturmak derken kalkıp da insanları galeyana getirelim, eylem yapalım, işte vuralım, kıralım anlamında değil. Çok akıllı olmamız lazım. Yani TEP hakkında yorum yapmak istemiyorum. Birliğimiz ama biz bize olduğumuz için söylüyorum. TEP'in artık cesur kararlar alma zamanı geldi. Yani şimdi çıkıyor. Artık biz bıçak kemiğe dayandı. Biz artık dayanamayacağız. Bunu ben de derim. Herkes der. Ama eylem derken kapatma eylemi dedi. Başka şeyler olması lazım. Bunu masaya yatırmamız gerekiyor. Efendim yakın zamanda Eczane'de bir şiddet olayı yaşandı. İstanbul Ataşehir'de.
Herkes yazıyor. Kınıyoruz, kınıyoruz. Ya kınayınca ne oluyor? Ben de kınıyorum. Aa, çok ayıp yapmış arkadaşım. Yani eczaneye gelmiş. Efendim ekrana yumruk atmış. Tehditler falan filan. Kınıyorum. Kınamam yetmiyor. Ben o insanın ceza aldığını görmem gerekiyor. Eczanelerin birinci sağlık kuruluşu olduğu için bu tür eylemleri yapanın ne kadar ağır cezaya çaptıracağını insanlara duyurmam gerekiyor. Yani gitmiş bir yerde iki yumruk olmuş, tamam, sonra işte serbest bırakılmış gitmiş. Yani bunu gördüğü zaman diğer insanlara cesaret gelir. Arkadaşım yani ben eğer bu kadar önemli bir kuruluşsam, bana yapılan bir eylemde bu insan ciddi bir ceza alırsa, insanlar diyecek ki aa bak eczaneler bu konuda çok şey, ama dikkat olalım. Yani sinirlenmeyelim. Çünkü sinirlenirsek şimdi memura görevi başındayken bir şey yapabilir misin? Yapamazsın. Niye biliyor musun? Korkarsın. 6 aydan başlar. Öyle denir. İşte düğmesini koparsan bilmem ne derler. Korkarız. Neden? Ne kadar da haksız olsan kendimizi frenleriz. İşte bizim de bu konuda onların ne kadar cezaya çarptırıldığını görmemiz lazım. Kınamayla falan bu işler olmuyor. O yüzden bizim birazcık bu konularda artık bıçağa dayanamıyoruz falan filan, yetmiyor. Artık bizim ciddi bir eylem. Yani ben bu savaşa diyorum ki var olma savaşı. Ya şimdi var olma savaşına girersin veya da yok olursun. Çünkü ülkelere bakıyorsun, imparatorluklara bakıyorsun. Bir yanlış kararla ülke gidiyor, ülke. Bizim aslında meslekteki o kaybedişimiz olduğu zamanda bizim mücadelemiz var ya, onu tekrar kazanmakla alakalı olacak. Yani biz ne yapacağız? Fiyatlar artırılmasın şimdi. Razıyım. Yani %40 falan zam gelmiş ama bana 20'den sonraki 7 mi verin? 5 verin, 4 verin. Yani şimdi biliyorsunuz şey oldu. Bunlar da tartışılması lazım. Mesleki hakkımız var. 5 lira başına para alırsın. İlk açan eczane 5 lira. Ne kadar güzel. İlk eczaneyi açmışsın, reçete başına sana kurum 5 lira para ödüyor. Çok güzel, ama bir sonraki sene ne oluyor? Cirondan dolayı bu düşüyor. Şimdi kurum öyle güzel hesaplama yapıyor ki Türkiye genelinde cirolar nedir? Buna bakıyor. En çok ciro yapan eczaneler tespit ediyor. Efendim işte 1 milyonla 2 milyon ciro arasındaki eczaneler sayısı şu. Efendim 500 bine kadar şu hesaplanıyor. O zaman ne yapalım diyorlar. En çok ciro yapan eczanelerin bulunduğu dilime biz az hizmet bedeli ödeyelim. Orada o barajda herkes geçiyor. Yani o barajı geçemiyorsan eğer o eczane falan açma, kapat. Yani 500 bin liralık cirosu olan bir eczanenin ayakta durması diye bir şey yok. Çünkü o eczacı teknisyenden daha az maaş alır. Yani o kadar öyle düşünüyorum. Çok daha düşük. O zaman mesleği yapmasın ya, bıraksın. Bıraksın da hiç olmazsa bir eczacı, yeni bir eczacı alsın. Çok yüksek baremdeki eczane sayısı da az, biliyorsunuz çok fazla değil. Keşke fazla olsa da ikinci eczacı arkadaşlarım buraya yerleşse. O zaman en çok dilim nerede? Yüzde belki 70'i olan yere bana az hizmet bedeli diyor. Kaç lira diyor? 75 kuruş diyor, 40 kuruş diyor. Ya ödeme, ne olacak da yani. Öbür taraftan sen benden aldığın iskonto çok daha fazla. Yani bir yerden veriyor, şirin gözüküyor, bir yerden alıyor. İşte bu bunların konuşulması lazım. Mesleki hak verecekler, o zamanlar şu denilmişti, evet biz mesleki hakkımızı kopardık, çok büyük bir adım attık. Evet, mesleki olarak en büyük zaferlerimizden birisidir ama hala kuruşlarda kuruş mu kaldı şimdi? Yani bir eczane kaç tane reçete yapabilir? Hesapladığınız zaman sana devletten ne kadar geliyor, sen ona ne kadar iskonto yapıyorsun? İşte bunların tartışılması lazım. Yani burada yok işte zam geldi, ben şimdi çıkıp da niye ilaçlara zam gelmedi tartışması yerine, ben aslında kendimi ayakta tutacak bir karar aldırabiliyorsam eğer, o zaman ben başarılıyım mesleki olarak. Göreceğiz. Bekliyoruz. Yani aslında yani bakış açınız çok doğru hocam. Yani yapısal reform, hani günü kurtarmak açısından değil. Yapısal reformlar olması gerekiyor. Kesinlikle. Hani derler ya balık vermeyeceksin, balık tutmayı öğreteceksin. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam tüm bu 1,5 saatlik sürenin sonunda benim sorum şu.
Bu Bir buçuk yayını saat oldu mu? evet aşağı yukarı oldu. Valla olmuş daha doğrusu. Ben gelen mesajlardan arkadaşlardan görüyorum. Gerçekten çok keyif aldığım böyle bir severek böyle bir meslek büyüğümle böyle tecrübe paylaşımı yaşadım. Çok kıymetli oluyor bu yayınlar açıkçası. Benim için de ben hemen böyle arkadaşlara diyorum arkadaşlar ben moderatör olayım diye. Çünkü birebir de dinliyorum böyle. En ön sıraya oturmuş öğrenci gibiyim hocam. Dinlemekten başka zaten çarem yok. Hani en azından böyle hani yayına ben katılayım ki daha iyi dinleyeyim, daha iyi anlayayım diye. Hem videoda oynama sözü de aldım. Film Evet. çekilirse, film çekilirse en azından bir figüranlık dahi olsa bir figüranlığım da var Keşke. hocam. İnşallah. Hocam İnşallah diyor. ez cümle geriye dönüp baktığınız zaman öğrenci arkadaşların ya da yeni mezunlara ya da tercih edeceklere bu videoyu açıp bir gün böyle izleyip de yani videonun burasına gelen arkadaşlara 30 yılı devirmiş meslekte bir şeyler yapmak için hala idealleri olan, çabalar olan bir meslek büyüğümüz olarak ne önerirsiniz? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yani geçenlerde bir yayına katıldım, canlı yayına, yöresel bir kanalda. Şunu söylediler, işte başarılı bir yaşam hikayesi. Ben başarılı değilim. Yani insanlar şunu düşünüyor, başarı dediği zaman para düşünüyor. Bir eczacının başarılı olması demektir, demek o eczanenin büyük olması, çok iş yapması falan değil. Eğer o bölgede sevilen bir eczacıysan sen başarılısın. Yani insanlar seni seviyorsa başarılısın. Yoksa senin altındaki arabayla yaşadığın ev falan önemli değil. Tereyağının, eczanenin dekoru çok önemli değil. Şöyle bir şey, ben bazen bunu değiştiriyorum. Türkiye'nin en büyük eczanesi açıldı. Yani alkışlandı. Bana göre yanlışlardan, kıskandığım için demiyorum. Şimdi Türkiye'nin en büyük eczanesi açıldı. İçinde çok farklı şeyler var, bilimler var. Çok güzel, evet tamam da ama ben ne oluyorum? Şimdi ben kötü bir eczacı mıyım? Benim için büyüklük nerede? Büyüklük büyük hacimli yerlerde değil. Büyüklük insanlıkta, ben onu düşünüyorum. Yani bir eczaneye geldi, 40 metrekarelik bir eczaneye geldi vatandaş. Bu eczacıyla iyi bir iletişim kuruyor. Ondan mutlu ayrılıyorsa, ona saygı duyuyorsa en büyük eczane bana göre olur. Yoksa kazançlarla değil. Şimdi meslektaşlarımız tabii ki haliyle günün şartlarında para kazanması gerekiyor. Birinci şartımız bu. Yani meslek değil bak. Birinci şartımız para kazanmak. Ama birinci şartı uygulamak için mesleki etiklerimizi çiğnemeden para kazanmamız lazım. Yoksa ben çok para kazanacağım, evet amacım para kazanmak ama o zaman ben her türlü şeyi yaparım, bu yanlış. Mesleki ettikten ödün vermeden para kazanmaya çalışacağız elbette ama hırs yapmayacağız. Çünkü bir gün ileride yapılanlardan pişmanlık duyarsın. Ya evet ben şöyle şöyle yapmıştım ama ya birçok meslektaşım da hakkını yedim. Yanlış şeyler yaptım. Evet çok para kazandım ama saygın bir eczacı olamadım dersin inan ki. Saygınlık sadece vatandaş karşısında değil, meslektaşların tarafından da olması lazım. Yani meslektaşların da incitmemen gerekiyor. İncitmemek derken tabii yanlış anlaşılmasın ama mücadele etmen gereken yanlışlıklar varsa mutlaka mücadele edeceksin ama onların hakkına tecavüz etmeyeceksin. Sonuçta diyeceksin ki evet ben mesleğimi güzel yaptım ve mutluyum diyeceksin. Çünkü öbür türlü vicdan rahatsızlık bir şekilde seni rahatsız eder diye düşünüyorum. Birinci şart bence o diyorum. Yani para kazanmak çok evet istiyoruz para kazanalım daha rahat yaşantılarımız olsun ama bence öbür taraf maneviyat çok daha önemli yani. Yani aradan 25 sene geçecek o kürsüye çıkacaksın sana plaket verdikleri zaman gururla onu alabiliyorsan ama guru dediğim işte odur. Yani çok kazanan başarılı eczacı değil. Şimdi çok para kazanmak meslekte zor bir şey de değil. Yaparsın da başkalarının sırtından yaparsın. Yani ben her zaman şunu düşünürüm. Bana gelen bir hastayı bana gelmişse en iyi hizmeti vermeye çalışırım. Ama bana gelmeyen bir hastayı eğer ben kapmaya çalışırsam
onu benim eczaneye çekmeye çalışırsam o zaman ben sana haksızlık etmiş olurum. Çünkü onun bir eczanesi var. Herkesin bir eczanesi var. Herkes bağlı oldu. Mutlaka alışveriş yaptı. Bir eczanesi var. Ben kendime çekmeye çalıştığım zaman ne oluyor? Bu meslektaşıma haksızlık etmiş oluyorum. Onun hakkına tecavüz etmiş oluyorum. Ama bana gelen müşteriyi de elinden gelince memnun etmeye çalışmam lazım. Çünkü herkesin işleri bu. O yüzden birazcık şey olmak lazım. Çok para kazanan eczacı çok akıllı değildir. Yani ben çok akıllı olup çok paralar kazanabilirdim. Çok zor bir şey değil. Akıla gerek yok ki. Ama bunlar yasal olmayan şeyler. Farklı yollar. Yasal da demeyelim de etik olmayan şeyler. Bunları yaparsın. Ama başkalarının canını açtırarak yaparsın. Bu da hoş değil ya. Yani. İnan ileride bunların pişmanlıklarını çok yaşarlar. O yüzden Allah bir şekilde rızkını veriyor. Eczanı açtım bir şekilde geliyor. Ama sağa sola saldırdıktan sonra da ileride pişmanlıklar oluyor. Ve tersine gidiyor işler. O yüzden önce kendi işine, kendine saygın olsun. Başka hiçbir şeye gerek yok diye. Olur gider. Çok teşekkür ederim hocam. Çok da güzel bir kapanıştı. Gerçekten insanın kendisine saygısı, mesleğine ve meslektaşlarına saygısı şeklinde. Arkadaşlar, Çağışan Eczacılar platformu olarak gerçekleştirdiğimiz Merhem Arık sohbetlerimizin bugünkü konuğu çok değerli meslek büyüğümüz, Zor Reçete YouTube kanalının kurucusu Sayın Eczacı Adnan Dökme hocamız bizlerle birlikte oldu. Hocamıza kendi hazırladığım soruları, sizden gelen soruları spontane şeklinde sormaya çalıştım. Hocamıza sağ olsun değerli bak 2 saate yakın bir vaktini bizlerle ayırdı. Hocam ben son söz olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için, nazik davetimizi kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum sevgili meslektaşlarıma. Onları sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ve hep birlik olalım diyorum. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim. Bu meslek hak ettiği yerlere gelecektir. Ben sizlere güveniyorum. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah çok tekrar başka bir yayında buluşmak dileğiyle. Kısmet inşallah. Teşekkür.